Efendim asıl meseleden merhaba Vav TV ekranlarında bugün yine çok özel bir konuyu konuşacağız. Çok önemli bir, çok kıymetli bir konuğumuza tabii ki. Tabii ki özellikle hem Selçuklu Devleti hem Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'nden bugüne miras kalan bazı tarihi yapıtlar var. Ve bu yapıtlardaki özellikle desenler hepimizin dikkatini çekiyor. Tabii ki mimarlarımızın ortaya koymuş olduğu bu eserler hepimizin gurur kaynağı bugün bir kez daha onları rahmetle anıyoruz ama bir de o camilerin o medreselerin o türbelerin içerisinde öyle gizli e, sanatların yer almış olduğu çizgiler var ki ki onlara geometrik desenler diyeceğiz bugün e, onları konuşacağız biraz daha yakından bakacağız Aslında onların sadece birer çizgiden ibaret birer yıldızdan ibaret olmadığını göreceğiz Çok kıymetli. Serap Ekizler Sönmez, İslam Geometrik Desenler uzmanı konuğumuz olacak. Te öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, Teşekkür iyi ederim. misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. sağ olun. Şimdi e geometrik desenler dedim, aslında ben biraz ipucu verdim. Yani o kadar e basite indirgenmeyecek kadar büyük çalışmalar olduğunu e anlatacağız ama... ...öncelikle isterseniz böyle bir görsel üzerinden izleyicilerimize aktaralım, ardından detaylandıralım. Tabii. Efendim şimdi... O e, geometrik desenlerin aslında nasıl ortaya çıktığına dair kısa bir videomuz var. Onu izleyelim. Ardından devam edelim. Aslında oldukça karmaşık görünen şeyleri o kadar güzel açıklar hale getirmişsiniz ki çalışmalarınızda. Serap Hocam şimdi e, biz ne izledik? Öncelikle bir bilelim, bir tanıyalım. <laughs> Neydi bunlar? Burada aslında iki farklı videonun harmanlanmış hali var. <laughs> İlk gösterdiğiniz bu tasarım benim geçen sene pandeminin başında yayınlanmış bir makalemden Biriç Organizasyonu olarak bilinen dünyada en prestijli matematik sanat organizasyonlarından biri. Ve bu organizasyonda Süleymaniye Camii'nden bir ahşap kündekari kapıya nasıl bakılabileceğine dair kendi yaklaşımım. Açıkçası makalenin ismi de İstanbul'dan bir kündekari kapının fısıltısı olarak. Böyle biraz belki romantik anlaşılabilir ama... Fısıltısını önemsiyorum çünkü dinlemek bir çaba isteyen bir şey. Dinlemek ve anlamak. Dolayısıyla ben o kapının fısıltısına kulak kesildim. Kendi bilgi birikimimle o kapıyı yorumladım. Ve o kapının bana açtığı yollarla, söylediği şeylerle alternatif hangi tasarımlara ulaşılabileceğini, onun doğru geometrik stüktür üzerinden doğru anlamamla birlikte ne tür tasarımlara ulaşılabileceğine dair metodları gösterdim. Tabii bu bir makaleydi. Pandeminin başında olunca bir gidemedik ve sunum yapamadık Alto Üniversitesi'ne Hı. ve şey denildi bize sunum yapar mısınız? Video çekin. Biz o videoyu sunum olarak yerleştirelim sistemimize. Ben de dedim ben kendim sunum yapmak istemiyorum ama bunu daha anlaşılır ve daha eğlenceli. Çünkü ben onu önemsiyorum. Bir bilgiyi aktarma biçiminin katı kurallara bağlı olmaması gerektiğini ve bugünün materyallerini, bugünün eğitim araçlarını ya da bugünün insanları yönlendirme biçimini Kullanarak size bir video hazırlayabilir miyim dedim. Memnun oldular ve çok da sevilmiş orada geri dönüşleri çok güzel. güzel oldu. Bu benim işte cümlelere aktarılmış makaledeki görsellerden hazırladığım bir video oldu. Sadece bu makale için sevgili Sedat Anar bir beste yaptı. Bu Öyle makale mi? için evet. Ben pandeminin başında rica ettim dedim ki ya bu ben bu videoyu hazırlattım ama dedim. Ee, bu video böyle şey oldu. Hani arkada bir ses istiyor, bir ritim istiyor. Çünkü kendisi bir ritim zaten. Hı hı. Ee, senin eserlerinde buna çok uygun ee, kullanabilir miyim dedim. Ee, Dede abla dedi ben de stüdyoya girerim dedi. O en stresli dönemler. Stüdyoya girdi ve bu eser için e, bu makale için e, bu şeyi besteledi. Sağ olsun. Gerçekten de öyle olmuş. Hani siz dediniz ya dinlemek. Ee, o görsellerle birlikte bir eser ortaya çıkmış, o müzikle Tabii. birlikte evet. ve sanki müzik alttan çalıyor o görseller de sözlerini tabii, tabii. bize evet. anlatıyor. Ben burada şeyi de önemsiyorum. İki boyutlu bir düzlemden üç boyuta geçişteki e, o şeyi de sütrüktürü de anlat, anlattım. Yani burada aslında iki boyutlu bir düzlemde deseni doğru okuyabilirsek hem dönel öteleme simetrisi olan Hı -hı. bir tasarım. Yani siz o kündekari kapının ha bu arada şey de belki söylemem güzel olur bilgi olarak Osmanlı kündekari kapılarının bir özelliği vardır. E, o da Kapının dört köşesinde o dikdörtgen panonun dört köşesinde on köşeli yıldızın dörtte birlik kısmı. Orta kısmında da bir, iki veya üç tane on köşeli yıldız olur. Bir Selimiye'de dört tane var. O çok kendine özgü bir şey yapı. Bu dörtte birlik kısım aslında parçaları böyle parke taşı döşer gibi yan yana yukarı aşağı ötelediğinizde e, bütüne tamamlanır bir araya geldiğinde ve e, bir yüzey kaplama sistemi oluşur. Ama siz o birim hücreyi dikdörtgen değil de başka okuma biçimleriyle doğru okursanız başka bir yöne evrilir. Bu tasarımın bir özelliği de çok e, spesifik olması ve alternatif birçok tasarıma açık hale gelmesi de e, iki farklı köşede farklı on köşeli yıldız olması. Farklı. Açıları açıları farklı. Genelde e, aynıdır ve bu bize aslında dezavantajmış gibi geliyor ama aslında avantaj. Çünkü e, doğru bir e, e, eksenden doğru bir simetri ekseninden deseni yakaladığınızda işte burada gördüğünüz eşkenar dörtgen o doğru eksen hı hı. dediğim şey. Bunun dönel simetrisiyle de iki farklı tasarım oluşturmak mümkün, öteleme simetrisiyle de iki farklı tasarım oluşturmak ve bütün bunları harmanladığınızda da bir prizmaya ulaşmak e, mümkün ve hepside doğru evet. Zaten. İkinci videoda şey ee, çok dikkat çeken bir çalışma <laughs> evet. e, yünden e, keçeden. Keçeden Antalya yapıyor. Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle ile ve e, sevgili arkadaşım Rumeysa Akış ile birlikte tasarladığımız bir şey. Benim tasarımımı e, o, birlikte düşünerek e, keçeye uyarladık. E, orada da e, aslında çok önemli bir çalışma o. Dünyanın en büyük dokunmuş keçesi. Dünyanın en büyük dokunmuş evet. keçesi unvanı var. E, ve e, üzerindeki e, çalışma e, da içinde ve dışında e, Ali var. Onun çok ciddi metaforik anlamı var. Yani ben onu e, özellikle o şekilde olmasını işte merkezde bir aydınlık etrafa doğru merkezden uzaklaştıkça e, şeyde kaybolması. işte Turab'ın oğlu, toprağın hmm. oğlu olarak Hazreti Ali'nin simgelenmesi, nitelendirilmesi ve işte yıldızlarla eşdeğer tutularak çünkü o merkezde gizli altı köşeli yıldızlar da var. Altı köşeli ferdiyet ferdiyetle alakalı şekli fert deniliyor zaten Osmanlı'da da. insanı kamile gönderme yapan metaforik anlamları olan bir çalışma ama her şeyden önce tabii geometrik okuma olarak baktığımızda da Altıgen birim hücre ya da kök üç birim hücre dediğim geometri bilenler hı hı. varsa kök üç birim hücresi üzerine şekillenmiş bir birim hücre anlayışıyla inşa edilmiş bir tasarım. Dinlemek bu olsa gerek çünkü ben o e, sizin göndermiş olduğunuz bu özellikle dokumayı izlerken ne kadar muhteşem çalışılmış, ne kadar güzel böyle çizgilere sahip ve ne kadar büyük emek sarf edilmiş olarak algıladım ama şimdi siz anlatırken... E, Dinlemek bu olsa gerek dedim. Çünkü <laughs> evet. anlattığı bir şey var. Şimdi genellikle güzel sanatlar dallarında e, baktığımızda işte resim de olabilir. Biz ilk etapta bakıp hani o çizim <laughs> üzerinden e, güzel, çirkin yakıştırmasını evet. yaparız. Evet. Ama e, erkek kardeşim de e, ressam e, ondan edinmiş olduğum bilgi. Anlattığı bir şey var. Buraya evet. sadece bir görsel olarak bakmaman lazım anlattığı bir şey var. Evet sanatçının bir yorumu var ama sen de kendinden belki bir şeyler bulabilirsin. Tabii. Kendin anlamlar çıkarabilirsin. Önemli olan onu okumak dedi. Bir evet. roman değil, bir görsel ama Tabii. Okunabilir bir görsel. Tabii bir de bu şey e, keçe işi de ben onu da Biriçe organizasyonu sergi bölümüne e, başvurdum, gönderdik. Orada da sergilenmeye değer bulundu. Yani aslında o bilimsel altyapısı da e, estetik güze e, değeriyle birlikte tescillenmiş oldu bir yerde. E, bu Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün de e, bu keçe ürünle birlikte neler yapabilirliğini de e, gösterdi. Çünkü bu çok... E, kendiliğinden akan yoğun bir çalışma gerektiren hı hı. uzunca bir sürece yayılarak yaptığımız bir şey. Sabırla keçe buraya geldi, yeri geldi biz burada yaptık, gönderdik. O şeylerin keçedek, iplerin örmek demek bildiğiniz. Onların oturun. tabii tabii o zaten başlı başına ayrı bir emek. Onlarca kişinin orada iğne vuruşu var. Altı aylık gibi bir süreçte. Altı ay. Tabii ve bu o her bir tonun e, yağlı boyada palette renkleri karıştırmak gibi o e, keçelerin Ton değerlerini bulmaya çalışmak, işte ona karar vermek, bunların hepsi bir emek, ciddi bir emek ama inanın hiç yormadı. Ben diyorum yani bu çok güzel bir ürün oldu, gerçekten Türkiye'nin yüzünü artan bir ürün oldu ve bu üründe kendiliğinden aktı gitti. Ali'nin bereketi olsa Hı -hı. gerek diyorum ben ona, hiç hiç yormadı, hiç. Biz ne dedik, onlar doğru anladı o etkileşim o süreç o sinerji muazzamdı. O ta, oluşum tasarım süreci gerçekten güzeldi. Emeğinize sağlık. Bir kez daha e, emeği geçen herkese de bir kez daha bizler de teşekkürlerimizi sunalım. E tabii ilerleyen dakikalarda buna değineceğim ama e, hep böyle yabancı kuruluşlarda bu tür şeyler değerlendiriliyor, Hı. ön plana çıkıyor. Evet. İlerleyen program ilerleyen dakikalarında bunu da soracağım. Şimdi ben e, sizi tanıtırken unvanınızı söyledim İslam geometrik desenler uzmanı. Ben daha önce hiç duymadım. Evet. Ee, başka bir ismin yanında da bu unvanı görmedim. Hı hı. Bu unvana sahip tek insan şu anda siz miydiniz? Evet, yurt dışında işte geometr olarak tanımlanıyor bizim işimizi yapan hı hı. ya da geometri sanatçısı olarak tanımlanıyor. Türkiye'de bunun karşılığı yok. Ee, aslında meslek olarak da karşılığı yok. Böyle bir meslek yok aslında. Hmm. Ee, fakat şu anda bir e, kendi başına müstakil bir... E, İlim değeri olarak da ortaya konulmuş bir çalışma. Yani bu konuyla ilgili benim 5 e, kitabım var. İşte son üç ciltlik kitabım var ve 15 e, yıldır çok yoğun emek harcıyorum gün yüzüne çıksın diye 300 yıllık unutulmuş bir bilgi. Yani Hasan mimarlık ocağının kapanmasından sonra artık bu bilgi unutulmuş. E, i̇şte barok, e, rokoko süreçleri, hı hı. E, yönümüzü batıya çevirmemiz. Ama bunlar da kendi içinde bir süreç ve e, sadece bununla eşdeğer eş giden bir şey değil. Bir taraftan e, Mimari ve mühendislik anlamındaki yetilerimizin de belki orada hani bu bu alan geleneksel sanatlar derneğinin bir alanı olmamış tarihte bu işi yapan insanlar mühendis olarak nitelendiriliyor. Tabii el mühendisi olarak nitelendiriliyor. Şimdi bugün algımız biraz e, teknolojiye, şey, kaçıyor. E, teknolojiye kaçıyor. Teknolojiye kaçıyor ama burada burada sanki bu alan ee, geleneksel sanatların bir alanıymış gibi düşünülüyor ama değil. Onu da belki e, konuşmak gerekir. Hı hı. Neden ol, değil? Neden olmaması gerektiği de konuşulabilir belki. Ee, e, geleneksel sanatların e, eğitim biçimi günümüzdeki eğitim anlayışı içerisinde bunun bir karşılığı yok. Ha, olsa inşa edilse çok iyi ama inşa edildiğinde de biz bu geleneksel sanatlar alanında geometrik desenleri ortaya koyarken e, geometrik desenlerin doğru analiz edilmesi inşasını mı önemseyeceğiz? Yoksa doğru analiz inşa edildikten sonra o bilgi düzeyinde e, yeni tasarımlar yapabilmek için de e, ekstra donanıma da sahip olunması gerektiğinin mi altını çizeceğiz? Tabii hiçbir üniversitede böyle bir bölüm yok. Evet. Hiçbirinde yok, bölüm yok, ders yok. Ders olsa bile seçme birkaç üründe işte te işte tesip alanında öğretilen oraya hapsedilmiş bir uygulama alanı olarak işte biz bu böyle de bir şey var şeklinde öğretiliyor ve derin bir bilgi sahibi, stüktür bilgisi sahibi olmak gerekliliği de göz ardı edilerek belki bu şekilde aktarılıyor. Ha sanat tarihi çalışmaları var akademik olarak. Sanat tarihi çalışmalarında da e, sanat tarihçilerinin aldığı eğitim yine temel e, eğitimde bu yok e, ve Dolayısıyla sanat tarihinin e, betimleme e, e, disiplininin betimleme anlayışının dışına çıkamayan bir e, şekilde tezlere yansıyor. Mimarlık tarihi tezlerinde son zamanlarda parametrik modelleme e, konusunda çok güzel çalışmalar var. Bu konuya da yönelmeleri e, gerçekten çok çok e, e, anlamlı. Fakat orada da bir noktada kaçırılan bir şey var. O da desenin bir strüktür bilgisiyle inşa edilip ondan sonra bir yazılımın yapılması gerekliliği ve bazen bakıyorum üzülerek söyleyeyim bir yazılım yapılıyor parametrik modelleme üzerine üst düzey çalışmalar bunlar. Benim uzmanlık alanım değil çok kıymetli çalışmalar ama yanlış bir şey desen Üzerine hmm. o çalışmalar yapılabiliyor. Ama çok büyük emek istiyor. Yani e, şimdi hani bu videoda bile izlerken, çalışmanızda bile izlerken e, ne kadar zor olduğunu ya da bunların ortaya çıkışının e, ne olduğunu biraz da olsa anlayabiliyoruz. Nasıl çalışılmış, ne, ne tür emekler sarf edilerek yapılmış. Şimdi e, biraz kişisel olacak. E, böyle özgeçmişinize baktığımızda kimya bölümü okuyorsunuz. Evet. Evet. Daha sonra yüksek lisansınızı e, bilim tarihi İslam İslam ta, İslam, İslam sanatları tarihi hı, İslam ta, sanatları tarihinde yapıyorsunuz ama onu bırakıyorsunuz tez aşamasında. E tekrar tarihe dönüyorsunuz. Hı hı. Şimdi bugün İslam geometrik desenler uzmanı olarak burada eee konuğumuzsunuz. Yani kimyadan e, buraya Nasıl bir yolculuk oldu? Sizi buraya yönlendiren neydi? Aslında arada daha birçok şey de var. Bir taraftan Daha evet, fazla var. var. Evet. Çünkü var yani kimya şey, geçişler var. Hepsini şu anda bir potada birleştirmeye çalışıyorum bir taraftan. Şöyle kimyayı ben birincilikle bitirdim. Se Severek okuduğum bir alan. Kimya sektöründe de bir süre kalite kontrol müdürlüğü yaptım, işletme müdürlüğü yaptım. Fakat kimya eğitimiyle birlikte resim, resim hep bende vardı. Resim eğitimi de aldım. Hı hı. Sonra kendi atölye ve galerimi işletmeye başladım. Yani kimya sektörünü tamamen bıraktığım, belki de bırakmak zorunda kaldığım bir süreçte. <gülüyor> İsteyerek <gülüyor> mi? Malum süreçler hı hı. <laughs> e, ama e, resim iyi ki hayatımda hep olmuş. E, ben zaten resime hep serüven olarak baktım. Benim beni, e, yol almamda e, kendi dışa vurumum olarak da kıymetli çalışmalardı. Ve ben aslında abstrak çalışan e, bir dönem öyle de çalıştım. E, ekspresyonist çalıştım. Hı hı. E, farklı farklı e, ekollerden denemelerim oldu vesaire ve e, o dönemlerde bir vakıfta ben ders veriyordum ve e, işte, işte İslam sanatını da anlatayım hep batı sanatından gidiyoruz dediğim hmm. noktada İslam sanatında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Çünkü o dönemlerde ismek gibi şeyler bile yoktu. Yani İslam sanatında işte tesipat, minyatür bunları birbirinden görsel olarak ayırt edebilen bir serap ekizler var. Ee, ve kendimden rahatsız oldum yani bunu bilmemekten rahatsız oldum merakla başlayan bir süreç önce kitap sanatlarının tarihiyle işte onun gelişim süreciyle alakalı bir şeyler okudum ve mimarlık tarihinde buldum kendimi çünkü e, fonksiyonsuz bir şey değil İslam sanatı yani e, yazı e, bir e, kitapta ya da bir e, mimari eserde anlam buluyor. Ee, ...işte diğer tezini unsurlar da aynı şekilde anlam bulduğu zeminler var. Yani bugünün sanatın icadı dediğimiz şeyde bugün geleneksel sanatların icadı ve e, altının çizildiği yerde değil aslında o dönemde geleneksel sanatlar. Yani bir süs unsuru olarak duvara asılan bir şey değil tarihte. Ha bunu sorgulamıyorum ben orada değilim sadece bir durum tespiti olarak dile getiriyorum. Ee, ve okumalarım, mimari okumalarım beni kendine çekti ve Mescid-i Nebeviye'den başlayıp Osmanlı eklektik dönem sonuna kadar e, karşıma çıkan o tarihsel süreçte öne yak olmuş bütün mimari eserlerin e, eskizlerini çiziyorum, notlar alıyorum, kitaplar karıştırıyorum işte onları harmanlıyorum ve bir yerde buluşturuyorum. İşte burada sadece iki tane eskiz defterim var burada da mimari <laughs> eserlerden e, örnekler var. E, notlarımı şu şekilde alıyorum yani işte böyle küçük küçük notlar. diğer defterlerime de aldığım notlar var. Öncelikle bu, mimari olarak bakıyorsunuz. Mimari olarak şey, mi? bakıyorum. Evet çünkü şey de var. Yani neden o mimariye yöneliyorsunuz? Mimar Sinan bir şekilde hani bizim karşımıza mimar karşımıza çıkıyor, çıkıyor mi? ve diyorsunuz ki ya ben bu Mimar Sinan'ı anlamadım. İşte bir anlatılıyor kitaplarda yazıyor işte çardak modelini anlatıyor işte e, kare altıgen sekizgen çardak kullanı, kullanmıştır deniyor bunların birbirinden farklı işte e, tepeden aşağı e, işte hiçbir şekilde e, kesintiye uğramaksızın e, şelale gibi akan bir kubbe e, aktarım biçimi var ayakların mekanın içinde mekanı bölmediği enine gelişmiş bir plan tipolojisi tamam birçok şey e, teorik anlamda zihninizde oturuyor ama. E tamam da yani bu, bu öncesinde yok muymuş, sonrasında hmm. yok muymuş ya da yoktuysa da ne vardı yerinde? Ee, bu Bunun peşine düşüyorsunuz. Ee, i̇şte orada şey anlam kazanıyor. O silsile, o bağı kurmak ve e, Sinan öncesini Sinan sonrasıyla da değerlendirmek ve bu coğrafyayı başka coğrafyalarla birlikte ele almak. Yerel mimarinin e, gelenin nasıl e, etkilediğini ve gelenin yereli nasıl kucaklayarak kendi içerisinde erittiğini bütün bunları fark etmek sizi bir serüvene sokuyor. Açıkçası bu tamamen kendimi beslemek için yaptığım okumalar. Tabii e, işin içerisine Selçuklu girince hmm. e, işte imkanlarınız ölçüsünde Selçuklu şehirlerine e, yakınına yöresine yolunuz düştüğünde mutlaka oradaki yapıları e, yıllardır ben e, şey yapıyorum alışkanlık edindim. git Gidiyorum mutlaka işte fotoğraflıyorum bakıyorum anlamaya çalışıyorum. Geometrik desenler işte orada size böyle karşınızda. E, direkt çarpan bir e, şeye dönüşüyor. Özellikle Selçuklu eserlerinde biz evet. daha çok görüyoruz değil mi bu evet, köşeleri? Evet. Aslında çokluk e, e, mu yoksa e, algının e, yönlendirilmesi mi? Hı. Selçuklu'da algı e, geometrik desenlere yönlendiriliyor. Osmanlı'nın böyle bir derdi yok. Sinan'ın böyle bir derdi hiç olmamış zaten. Yani bugün bir Sinan eserine Şehzade Camii'ne ya da Süleymaniye Camii'ne gittiğinizde eee kündekari uygulamalarının çokluğuna baktığınızda hiç de e, azımsanacak e, bir e, ölçüde hmm. değil. Ama o abidevi eserde o kudretin içerisinde İkinci unsur olarak sizi karşıladığı için siz ancak yönünüzü o detaylara çevirdiğiniz zaman onu fark edebiliyorsunuz. Ee, ama Selçuklu eserleri öyle değil. Devasa bir taç kapı sizi karşılıyor. E, taç kapında kaç aşamalı bordür e, direkt sizin e, görüş alanınıza sunuluyor. İçeri giriyorsunuz aynı şekilde mihraba kadar geçtiğiniz süreçte mihrapta da yani e, başlangıç ve sonda mihrapta... E, yani finali de onunla kapatıyorsunuz. He. Ee, i̇şte hemen yanında minber. Minber de aynı şekilde. Ee, o zaman da işte şey diyorsunuz. Ee, ya Evet Selçuklu'da çok fazla geometrik desen uygulanmış gibi bir e, hava oluşuyor. Hava oluşuyor. Hava oluşuyor tabii. Ve ben o geometrik desenleri ilk fark ettiğimde ya, kimyadaki kristal sistemlerine ne kadar da benziyor. Ve müthiş e, bir e, talihsizlik ki... Ben e, e, uzun yıllar Kayseri'de yaşadım e, Selçuklu şehri hı hı. ben geometrik desenler benim hiç e, a, görüş alanımda olmamış. Yani i̇kisini birleştiremediniz. Tabii mimarlık tarihi okumalarımda mesela hep örnek veririm bana bazen diyorlar hocam ben çok geç tanıştım ben de çok geç tanıştım. E, bu farkındalık başka bir şey. Ne zaman nasip oldu o zaman doğru zaman diyorum ben. Ben millet harabelerine kadar gidip bütün Likya e yolunu arkeolojiyle ilgili meraklarımı hı hı. tatmin etmek için gezdiğimde millet harabelerine kadar gidip gezip e, Balat İlyas Bey Camii'ni hemen dibinde öyle bir inciyi öyle bir hazineyi görme ihtiyacı bile hissetmemişim. Aradan 6 yıl 7 yıl geçtikten sonra ben özellikle yolumu ee, sadece o cami için ona iade itibar yapmak için oraya düşürdüm ee, bu, bu farkındalık başka bir şey tabi bu e, hep söylüyorum siz e, bir şeyi bir alanla ilgili bir değeri ortaya koymaya çalışırken oldururken kendinizi de olduruyorsunuz kendi evet. sürecinizi kendi serüveninizi de onunla birlikte yaşıyorsunuz ee, bu, bu, bunu deneyimlemek deneyimlemekte müthiş bir e, e, haz, haz mı diyeyim diyor, buna? Haz mı? Haz belki burada Daha şey kalıcı Evet, evet. Sebebiyet Daha kim yani. bilir diyorsunuz? Ne, ne kapılar vardır ve benim bilmediğim kapılardır bunlar deyip bekliyorsunuz. Ya, yıllarca Kayseri'de yaşıyorsunuz ama Hı. o ikisini bir araya getiremiyorsunuz. Evet. Ama sonra öyle bir şey oluyor ki. Yolunuz oralara gidiyor. Nasip ve konusu. resimden başlayıp o noktaya gelmesi de çok e, enteresan bir süreç. Ve kimyadan başlayıp kimya, resim ve aslında hepsi şu anda aynı e, yöne doğru gidiyor. Çünkü bunun bir estetik değeri de var. Resimsel bakış açısı, perspektifin de benim ürettiğim e, ürünlerde yansıması e, e, onun da bu alana ciddi anlamda katkıda bulunduğunu e, işaret ediyor. Aslında e, yaşayan bir örneğisiniz bu bilim-sanat ilişkisinin. Ee, yaşayan bir örneğisiniz de, İnşallah adeta bir evet. yoğrulmuş. <laughs> evet. ee, gerçekten çok önemli çalışmalar var. Şimdi Selçuklu dedik. E, Selçuklu dediğimizde ilk akla şey geliyor. Selçuklu yıldızı, sekiz Hı -hı. köşeli bir yıldız. Evet. Hani e, am yani bir tabirle ne diyoruz? İşte iki karenin iç içe geçmesi. geçmesi. Bu kadar evet. basit mi Selçuklu yıldızını anlatabilmek? Sizce? Aslında bunun iki iki farklı okuma biçimi var. Yani birincisi Erken İslam döneminde de hatta yüzyıllardır sonrasında da bütün İslam coğrafyasında görülen bir sekiz köşeli yıldızdan bahsediyoruz. Hı hı. İç içe iki kare köşesi 90 derecelik ve bütün İslam coğrafyasında en basit kurgusu olan sistematiği en basit olan ve bu, bu alanı öğrenmek isteyenlere de ilk öğrettiğimiz şeydir. Sekiz evet yıldız. evet iki tane sekiz köşeli yıldızı üst üste yaparsınız ve işte size sekiz köşeli yıldız oluşur ve aslında sekiz köşeli yıldızın en 90 derece açılı olan çünkü farklı açılı olanları da var en yaygın olarak görüldüğü coğrafyalardan biri de Fas ve İspanya İslam devletleri Endülüs vesaire. Hı -hı. e Şimdi Kubadavarat Sanayi Sarayı, Sarayı çinilerinden hareketle mi biz buna sekiz köşeli yıldız Selçuklu çinisidir diyoruz? Ee, bu bu anlaşılmaz bir şey. Yani sadece Selçuklu'da olmayan bir şey. Kaldı ki sadece İslam'da olan bir şey değil. Öncesine. İslam öncesi İslam öncesi dönemde var Helenistik ve daha erken eski Yunan'da olan bir uygulama. Roma villalarında çok fazla karşılaştığımız bir uygulama, sekiz köşeli yıldız. O zaman bunu İslam'a bile mi mal etmemek lazım acaba diye orada bir soru geliyor. İkinci açı, ikinci ayağı da Selçuklu ben Büyük Selçuklu'yu da Anadolu Selçuklu'dan ayırt etmiyorum. Yani bu havzanın ortaya koyduğu değerlerin hepsi bir bütün. Sadece malzemede farklılaşan bir durum var. Bir de Anadolu Selçuklu'yu birazcık daha farklılaştıran şey ee, çok kreatif çalışmalara imza atılmış olması çok kompleks ve sistematik olmayan desenler tanımlamasıyla tanımlayacağımız işte bir yerde 7 köşeli yıldız asal sayı işte 9 köşeli yıldız 12 köşeli yıldız 15 köşeli yıldız e, ahlakta bunu da gördüm bir mezar taşında 12 köşeli yıldız 11 köşeli yıldız bunların hepsinin bir arada bulunduğu bir e, şey var sistem var bir yüzey kaplama sistemi oluşturmuşlar burada bilgisayar teknolojisiyle bunları bir araya getirmek çok mümkün değil orada işte ustanın da hmm. zanaatçının da geometri bilgisi olduğunu da anlıyoruz yani her zanaatçı geometri bilgisine mutlaka sahip değildir ama onu yapan taş ustası belki de onu gerçekten tasarlayan biriydi çünkü onu sürekliliği olacak şekilde Süreklilik burada çok önemli bir şey. Sürekliliği olacak şekilde o parçaları bir araya getirmek bölünebilme kuralları gereği çok mümkün değil. İşte ustası orada e, ayarlama yaparak, e, el işinde ayarlama yaparak e, bunu sürekli hale getireceği ve gözü de asla rahatsız etmeyen bir e, tasarım anlayışıyla ortaya koyuyor. Yani Şimdi, baktığınızda zaten o eserlere ya da o desenlere... Böyle alıp götürüyor. Hiçbir şekilde yormuyor gözü. Evet. Şimdi siz bunu anlatırken şey dikkatimi çekti. Ee, biz hep işte bir e, mimari esere baktığımızda e, oranın mimarına direkt dikkati çekiyoruz. Ya işte şu minareyi nasıl yapmış, işte şu kubbeyi nasıl yapmış diye. Meğer şimdi siz anlattıkça aslında zihnimizde daha da e, netleşiyor. İçerisinde o gördüğümüz minberinde, mihrabında, kapısında... Çok büyük bir emek ve çok büyük bir mühendislik varmış. Evet. Yani basit bir el sanatı değil. Çizgileri böyle çizip de orada altıgenler, yedigenler ile oluşturulmuş bir şey değil bu. Değil. Büyük bir sistem gerektiriyor, maharet gerektiriyor ve matematik bilgisi gerektiriyor. Evet, geometri bilgisi, hendese bilgisi. Ee, geçenlerde şeyi tekrar elime aldım. Cafer e, Çelebi'nin, e, Cafer Efendi'nin e, Risale-i Mimariye eserinde orada hendeseyi tanımlıyor. Hendeseyi tanımlarken de e, bu diyor ki birçok kişi bunu bilir ama diyor aslında ne olduğunu da tam bilmez diyor. İşte bunu bilmek için diyor o, sedefkarlar için bahsediyor. Se bir sedefkarın bir mimarın e, ciddi anlamda bu hendese bilgisine de sahip olması gerekiyor diyor. Hı hı. Şimdi sedefkar ve mimar dediği şey aslında subliminal olarak şeye gönderme yapıyor. E, sedefkar Mehmet Aya. Sultanahmet Camii mimarının yani bu insanlar e, ellerinde e, bu bilgiyi e, bulundurup ve bu bilgi üzerinden yaptıkları işleri dönüştüren insanlar. E, bu, bugün bu bilgiyi unuttuk tabii yani e, tabii mimarlar ve mühendisler bugün de illaki ciddi anlamda matematik eğitimi alıyorlar. Hı hı. E, ortaya koyuyorlar ama bu yoldan bu bilgi unutuldu. Hı. Şimdi e... Biraz önce aslında giriş yaptık, onlara değindik ama şimdi İslam sanatları dediğimizde ilk olarak aklımıza işte o camilerdeki işte çiniler, o hatlar e, ve bu geometrik desenler geliyor e, ve e, baktığımızda aslında hem mimarisiyle, Hı -hı. hem hattıyla, hem de bu desenleriyle bir bütünlük var, değil mi? Evet, evet. Bir ortak çalışma ve bir Tabii. bütünlük büyük bir estetik çalışması Tabii. ortaya koymuşlar. Şimdi genelde de Osmanlı tabii e, bu topraklarda dünyanın birçok noktasında Mimar Sinan ki büyük eserler ortaya koymuş. Ama biz de genellikle Selçuklu eserleri biz bir öncesi. Tabii Hı -hı. bildiğimiz için Selçuklu aklımıza geliyor. Siz önemli bir noktaya değindiniz. Selçuklu bunları e, işte Selçukludaki bilim insanları ya da mühendisler mi ortaya çıkardı ya da öncesi öncesini Araştırmak ya da ortaya koymaktan çekiniyor muyuz yoksa bilmiyor muyuz? Aslında e, geometrik desenler e, adı üstünde geometri var başında ve bu bir disiplin bir ilim. E, dolayısıyla ben e, uzunca bir süre e, sadece sanat tarihi okumalarıyla yola çıkılmaması gerektiğini de ittiriyordum. E, Düşünüyorum ve kendimi de o şekilde yönlendiriyorum okumalar noktasında. E, bilim tarihi okumaları da yapmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum, kırılma noktalarımızı anlamaya çalışıyorum. Ve e, riyazi bilimlerin e, bu coğrafyada, bu coğrafyalarda akış e, sürecini anlamaya çalışıyorum. Yani işte hmm. Kadızade'yi e, Orta Asya'ya götüren şey ne ve o. E, Ondan sonra gelen kuşaklarda Ali Kuşcu'yu İstanbul'a getiren şey ne? Şimdi bütün bunlara baktığınızda o bilimin akışını görebiliyorsunuz. Ama bir taraftan da bizim tabi kilit noktamız var Hikmet Okulu. Yani Abbasiler döneminde biliyorsunuz 8. 9. yüzyılda çeviri faaliyetleri hızlandığında özellikle Yunan kaynakları çevrilirken geometri alanında e, Öklit'in e, Elementler kitabı çevriliyor ve 8 ve 9. Yı, yüzyıllarda e, sadece çeviri yapılıyor. Ondan sonraki süreçte buna şerhler düşülüyor ve İslam artık kendi bilimini, bilim anlayışını ekleyerek devam ettiriyor. Geometrik desenlerin sürecini takip ettiğimde e, geometrik desenleri de İslam kendisi bulmadı ki. Yani Helenistik dönem Roma döneminde bahsettim bir yüzey kaplaması olarak zemin kaplamaları var. Hı hı. Hem de bütün Roma döneminde İngiltere'de de bunun örneklerini görüyorsunuz. İtalya'da herkese ve Anadolu'nun birçok yerinde bu örnekleri görmek mümkün. Ama bunun kompleksleştiği süreç işte 11-12 artık Büyük Selçuklu'nun devreye girdiği süreçler. Ve bu... Daha da e, kompleksleşmesi ve bir dönüm noktası olarak 13, 14 e, hatta 15 e, bir kırılma noktası. E, bu dönüm noktalarında e, ki bilimin ilerleyişine de baktığınızda aslında e, orada da bir dönüm noktası olduğunu görüyorsunuz e, olumlu yönde. Şimdi bu paralelliği bir düşünce bağlamı olarak e, okumak lazım. Yani bir gelişmişlik düzeyinden bahsediyorsunuz ve o gelişmişlik düzeyi aldığınız mirası harmanlıyorsunuz bilimde ve yeni bir bilim üretiyorsunuz. Aldığınız sanatı da harmanlayıp o bilimsel e, gelişmişliğiniz ölçüsünde bir e, sanatsal değer olarak ortaya koyuyorsunuz. E, bütüncül baktığınızda da o zaman hepsi bir anlam kazanıyor. Evet, e, yani bütüncül okumak bunun için çok önemli. Çok doğru. Ki örneklerini de aslında bizler eserlerde de görüyoruz. Yani Selçuklu kendisinden önceki devletlerden bu mirası alıp harmanlamış dediğiniz gibi yeni bir ya da farklı bir eser ortaya koyuyor. Selçuklu'dan sonra Anadolu Selçuklu ve Osmanlı bunu alıyor. İşte bugün Mimar Sinan'ın eserlerinden örnek verecek olursak ki Mimar Sinan'ın da aslında hayatına baktığımızda eserleri rastgele ya da doğal olarak kendi ilham kaynağı olarak görmüyor ya da ilham alarak yapmıyor. İlham aldığı eserler var. Birçok coğrafyaya gidiyor. Evet. Onlardan esinleniyor ki eserlerinde Osmanlı Devleti'nin başka bir ucundaki hı hı. ya da Orta Asya'daki Selçuklu Devleti'nin topraklarında yer alan bir caminin motiflerini de görebiliyoruz bu eserlerde. O da onlardan esinleniyor ve bu bir miras olarak bugünlere kadar geliyor. Tabii, tabii ki bugün e, nedenli ne kadar doğru çalışmalar yapılıyor o şeyleri yaşatmak için bunu da konuşacağız ama e, Osmanlı ve Selçuklu kavramı tabii e, bugün eserlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Evet. İkisi arasındaki biraz bu benzerlik ya da farklardan bahsedebilir miyiz? Mimari anlamda mı geometrik anlamda? E, geometrik yani. anlamda. Yani birbirlerinden tamamen farklı mı yoksa? Hı -hı biraz önce bahsettiğimiz gibi bir mirasın devamı mı? Kesinlikle mirasın devamı bir damardan ama başka bir yerden başka bir okuma yaptığımızda da Selçuklu'daki o kreatif tasarımlar, işte birbiriyle mümkünatı e, olmayan hani e, tasarımların, hı hı. ilişkisi olmayan tasarımları mümkün olmayan tasarımların ortaya konulma biçimi Osmanlı klasik dönemden bahsediyorum. Osmanlı klasik dönemde yok. Bir e, tabii ki Bursa Ulu Camii, Osmanlı erken dönemde bunun denemesi var. Edirne Eski camiide de minberinde yine bunun hı hı. bir denemesi var. Farklı farklı açılımlar yapılmak üzere. Ama klasik döneme gelindiğinde, klasik dönemde geometrinin sistematikliğinin dışında hiçbir şey yapılmamış. Beşli sistemler, beşli simetrili sistemler, kündekari kapılarda, pencerelerde özellikle tercih ediliyor ve minberlerde. Ve bunların... E, dizaynında da sayısız tasarıma imza atılmış. Yani beşli sistemlerde dünyada en fazla örneği görebileceğiniz dönem Osmanlı klasik dönem. Hmm. Ve bu kadar çok çeşitlilik var. Adeta bir veri tabanı gibi zihin hep buna işlemiş ve eminim çok pratik yöntemlerle de bunu inşa ediyorlardı. Ama hiçbir zamanda böyle şeye girmemişler. Geometride riske girmemişler, arayışa girmemişler. Bu farkı söyleyebilirim. Peki sizde en çok etki eden dönem hangisi? Osmanlı, Selçuklu, Anadolu Selçuklu. Ama bana çok çok farklı dönemler farklı farklı uygulama biçimleriyle heyecan veriyor. Mesela İlhanlı dönemi çok ihmal edilen bir dönemdir. Ben son zamanlarda dünyada da birkaç uzman çalışıyor. Ee, düğüm içinde düğüm diye Türkçe'ye kazandırdığım gerehtar gereh olarak Farsça'da yer alan bir desen sistemi üzerine çalışıyorum onların analizini. Burada iki farklı desen birbiriyle iç içe geçmiş. Mesela İlhanlı döneminin bu tasarımları bana müthiş heyecan veriyor. İlhanlı. Evet İlhanlı döneminde Olcay Dükümbetinde bunları görmek örneklerini görmek e, mümkün İran'da. Anadolu'daki İlhanlı örneklerinde yok ama sadece İran'daki İlhanlı yani örneklerinde Erzurum'da var. Selçuklu'da baktığımızda İlhan dönemi Yok yok. Yani yok. Orada şey Türkiye'deki çok enteresan Türkiye'deki İlhanlı dönemi işte 1300'den sonraki o süreçlerde Türkiye'deki uygulama daha çok floral dediğimiz daha kıvrımlı hatların olduğu, geometrinin baskın olmadığı desenler ağırlıklı olarak taş malzemeyle hı hı. uygulanmış şey de ama İran'a gittiğinizde çini malzemeyle iki farklı desenin birbirine iç içe geçtiği uygulamalar var. Bu ama çift seviyeli tasarım değil, o başka bir şey. Ak Koyunlu dönemine geldiğimizde, Ak Koyunlu koyunlu dönemine geldiğimizde sadece ve sadece o dönem yapılarında ve İran coğrafyasında, İsfahan'da birkaç yapıda örneklerini gördüğümüz çift seviyeli tasarımlar onlar da bambaşka bir boyuta geçiyor ki benim şu süreçte üzerinde çalıştığım bir e, eser var. E, topkapı parşömeni e, ve bu topkapı parşömeninde bunun e, birçok örneğini de görmek mümkün. Hmm. Oradan tabii ben son zamanlarda ne yaptım Osmanlı niye bunu uygulamamış? Uygulanmıyor da mı uygula, uygulamamışlar acaba diye bizim kündekari sistemleri o çift seviyeli tasarım anlayışını uyarlamaya çalıştım. Başarılı da oldum. Ha dedim bu yapılabilir bir şey ama... Osmanlı bunu tercih etmemiş. Çünkü orada bir kimlik oluşturma ve kimlik muhafazası da var ya koyunlu çalışmasını evet, evet. Bir de belki de ulaşmamış bile olabilir. Bir açıdan da bir teorime göre de Çünkü küçük bir coğrafyada birkaç eserde uygulanmış ve bunu da bir şey olarak dil olarak tercih etmemiş olabilirler diyorum ama o zaman da diyorum. Topkapı Parşömenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde var. Osmanlı bu parşömeni görmüş. O zaman bu parşömenin varlığını bilen bir Osmanlı bilinçli olarak bunları uygulamamış gibi bir e, sonuca da varıyorum. He, beni he, en heyecanlandıran şeylerden biri de Timur dönemi. Timur. Timur döneminde 8 köşeli yıldızların farklı varyasyonları var yani bu 90 dereceden bahsetmiştik hı hı. ve işte 45 derecelik doğal olarak 90 ve 45 birbiriyle ilişkili geometrik konstrüksiyon olarak dünyada en yaygın olanlar bunlar bu ikisi. Ama Timur dönemi kendi dilini oluşturmuş ve daha spesifik bir açıyla 8 köşeli yıldız ve açılımlarının olduğu tasarımlar yapmış. O da o da çok heyecan verici. Ayırt edemiyorum hani şey gibi bir annenin evladını <laughs> ayırt edemediği gibi. Ama sanırım Anadolu Selçuklu'nun Biraz daha e, kapsamı mı geniş kaldı? E şimdi Kapsamı geniş evet. Değil mi? Çünkü e, bugüne kadar olmayan bir eser kalemi aldınız. Evet. Çalıştığınız üzerinde uzun bir süre e, Anadolu Selçuklu sanatının geometrik dili, dili. diye. Evet. Bugüne kadar genellikle resimlerde ya da sanat Hı -hı. tarihi bölümlerinde Hı -hı. biz bunu gördük ki aslında sorularımdan birisi de bu olacak. Biz bu konuyu sanat tarihi alanına sıkıştırarak acaba haksızlık mı ediyoruz? Evet yani. Evet şöyle belki de şöyle okumak lazım. Geometrik desenler dediğimizde geometri kısmı geometriye desenler kısmı sanata dayalı hı hı. ve bir taraftan baktığınızda da işte matematik, geometri bilim tarihini o zaman ilgilendiriyor çünkü bu eğer bu bir vesika olarak okunacaksa bilim tarihinin de e, işin içine girmesi lazım. İşte desenler gözüyle baktığımızda sanat malzeme giriyor bir de işin içerisine ayrıca e, Anadolu'ya geldiğimizde taş malzeme muazzam örneklerini görüyoruz ama e, başka coğrafyalara gittiğinizde bambaşka e, malzemelerle karşınıza çıkıyor bambaşka desenmiş gibi bir algı oluşturuyor. O zaman bunu estetik boyuyla yorumlayacak e, güzel sanatların belki felsefe alanlar bir taraftan felsefe gözüyle de okuyarak güzel sanatların estetik anlamda bunları yorumlamaları da bu işe katılabilir. cümleyi toparlayamadım. Yani sonuçta birçok disiplinin içinde olduğu ve birçok disiplinden beslenilerek durumun ortaya konulması gerekliliği hasıl oluyor bu yani ...multidisipliner dediğimiz ya da interdisipliner dediğimiz bir şekle bürünüyor. Bana göre arada olan bir şey multi interdisipliner bir saha o zaman nasıl olacak? Ya bütün bunlara hakim olan birinin oturup bunu hepsinin hakkını vererek... ...ortaya bir veri olarak bir değer koyması gerekiyor. Ya da bu alanlara hakim olan birilerinin alana dahil olarak... Uzun soluklu bir proje kapsamında e, çalışmaları gerekiyor. E, i̇kincisi mümkün ve çok kıymetli ama zor. Çok zor. Bir akım başlatmış oldunuz siz yani sonuçta bu alanda e, ortaya koymuşun koyduğunuz eserlerle ki aynı zamanda biliyoruz kurslar var eğitimler veriyorsunuz seminerler evet. veriyorsunuz İlgi nasıl? Popüler anlamda bakacak olursak ilgi çok güzel yani ama yapmak istediğimiz şey popülarite mi ben e, onu son zamanlarda çok sorguluyorum 2013'te yola ilk çıktığımda hep şu vardı gönlümde. Yani evet ben bunların derslerini vereceğim ve işte bu konuda benim gibi çalışan insanlar yetişecek ve bu insanlarla ben bir araya geleceğim. Çünkü çok çalışılması gereken bir alan, çok yolumuz var, çok 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 yolumuz var, çok iş var. Birlikte çalışacağız, birlikte ürünler ortaya koyacağız. Kişisel gayretle bu, bunun çok mümkün olmadığına şahitlik ettim. Çünkü sizin potansiyeli olan öğrenciyi orada tutmak ve ...bir ürüne dönüştürmek noktasında yönlendirmenizde tabii ki bir bütçe meselesi. Bir kurum, bir enstitü, bir oluşum, bir üniversite böyle bir şey yok. Siz onlara bir vaatte bulunamıyorsunuz. Dolayısıyla herkes mesleğini buluyor gidiyor. Ya da kısa yoldan bugünün anlayışıyla işte bir para kazanmak için ekstra bir araç da oluyor... O da olabilir orada değilim ben ama bizim yapmak istediğimiz şeyde e, bu, bunun bir anlam değeri var mı? Belki onu sorgulamak lazım. E, yani bir damar oradan gitsin Hı -hı. tamam popüler dersler verilsin. E, i̇nsanlar buradan e, bir şekilde faydalansın, eğlensin, çizsin, boyasın İşte her neyse ne yapıyorsa yapsın. Birçok kişi geometrik desen çalışıyor görünüyor. Birçok kişi geometrik desen çiziyor. Hı -hı. Analiz başka bir şey. E, Analiz etmek Evet Biraz bizim önce bizim ona ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Tabii e, analiz yapanlara ihtiyacımız var ama sadece analizle de bitmiyor ki bu işte dediğim o e, farklı disiplinlerden de beslenen e, bir alan olduğu için o alanlara da vakıf okumalar yapma e, potansiyeli taşıyan e, zihinleri bu alana kazandırmak çabası da olmalı. Ama böyle bir çabaya ben giremiyorum. Eskisi kadar da idealist bakamıyorum olaya. Sunacağım hiçbir şey yok çünkü. E, hayatın gerçekleri var bir Çok taraftan doğru. da. Çok doğru. Ki bizler genellikle işte bu eserlere bakarak aslında e, ecdadı, geçmişi e, anıyoruz. Sanırım evet. sizin demek istediğiniz anmanın bir adım ötesi anlamak. Evet. Yani onlar bunları yaparken... E, nelere dikkat etmişler nasıl bir çalışma ortaya koymuşlar bunun matematiğini çözmek ve e, üzerine belki de bir şeyler koyarak taklitten ziyade üzerine bir şeyler koyarak e, yeni şeyler ortaya çıkarmak sadece yeni şeyler de değil aslında yani restorasyon of, olay, olayı hı hı. var yani evet. bu geçmişin e, e, geçmişle muhafaza edilmesi gerçeğini biz nasıl sağlayacağız mesela bunu neye göre yapacağız? Bu bir gerçek. Ee, evet, yeni tasarımlar yapmak lazım ama ben açıkçası şeyi de çok doğru bulmuyorum. Bugünün, e, bugünün mimarisi, bugünün e, sanat anlayışı her neyse kendi içinde e, kendi yolunu bulmalı. Biz bugün Gökdelen gibi bu çağın e, ürettiği bir e, nesneye e, bir e, geometrik desen kaplayarak onu Selçuklu yapamayız. Kimlik kazandıramayız. Yani kent kimliği dediğimiz şeyin içerisinde başka bir şey var. Onu çok doğru okumak lazım. Diğeri kendimizi kandırmak oluyor. Ve e, kötü kolaj oluyor. Ben evet. onu öyle öyle düşünüyorum. Kötü kolaj yani eskiyi al, yeniyi al, birbirine e, yapıştır, meç bile etme yani. Miksleme bile e, yapıştır. Onu onun üstüne yapıştırdığında evet biz bir kent kimliği oluşturduk diyemeyiz ki yanlışlığına hiç girmiyorum bile. Yani geometrik desenler uygulanırken. Bir de bir yanlış şey var Tabii. gözümüzün içine sokula sokula yapılan şey şeyler var eskiden daha şeydim hassastım o konuda <laughs> ya nasıl yanlış yaparlar niye yanlış yapıyorlar ki İşte ben kitaplarımda gösteriyorum alsınlar oradan uygulasınlar ya falan diyordum şimdi hiç görmüyorum bile hiç Çünkü görmüyorum bahtınız, bile mücadele <gülüyor> <gülüyor> yok mücadelede değil enerji düşürüyor enerji düşürüyor şey şey de, demek de, ki her diyor. şeyin bir mayalanma süreci var diyorsunuz bunun da bir mayalanma süreci var. Mayalanacak mı onu da bilmiyorum ki. Yani ben çıkış noktam neydi? E, kendimdi. Kendim Aha. öğrenmek için ben yola çıktım. ...birilerini birilerine öğretmek için değil. Kendim öğrenirken benden dışa vurum olarak öğretme hali gerçekleşti bir misyonla. Ha bu talep edilirse anlamlı. Talep edilmezse e, ben bunun için çaba harcayamam. Ben yine mutluyum ve üretiyorum zaten. Yani orada bir sıkıntım yok. Ya ben Niye yapmıyorlar diye kendi işime de ya da kendi zevk aldığım, mutlu olduğum bir değeri de küsmem. Çok ee, kendi yolunda gidiyor. Mayalanırsa mutlu olacağım. Ne güzel. Ne mutlu evet. oluruz bizler de. Evet. Şimdi müsaadenizle kısa bir ara verelim Tabii. Serap Hanım. Aranın ardından görsellerle birlikte ve biraz daha Anadolu Selçuklu desenlerine değinmek için yeniden sizlerle konuşmaya devam edelim. Efendim şimdi kısa bir ara devam edeceğiz. Efendim asıl mesele devam ediyor Vav TV ekranlarında İslam geometrik desenler uzmanı Serap Ekizler Sönmez konuğumuz ki İslam eserlerindeki geometrik desenleri konuşuyoruz. Aslında e, bitmeyen sonsuz bir derya gibi gözümüze çarptı e, birazdan resimlerle de bakacağız ama şimdi merak edilen bir konu var. Şimdi malum Selçuklu'dan bahsettik, Selçuklu yıldızından bahsettik, sekiz köşeli yıldızdan. Aslında onlara verilen anlamlar var. O her bir köşeye işte merhamet, şefkat, yine sabret, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmek diye her köşeye verilen bir anlam var. Ee, bunu da bunu da değerlendirebilir miyiz aslında sanat tarihinin konusu ama hı hı. sanat tarihçilerin konusu ama yani e, bu çizimler ortaya çıkarken de verilen anlamlar olduğunu anlamlar yüklendiğinden bahsedebilir miyiz ki bir de davet güzel, ya da güzel alt benzetmeler var. yani sonuçta hani e, ideal insan olmak için gerekli olan bütün kriterleri 18 madde maddede özetlemişler olaya bu perspektiften bakı bakarsak yani desinler oluyor hmm. ama bilimsel çerçevede baktığımız zaman öyle bir şey öyle bir şey yok ee, bir de biz bunu de söylemiştim işte Selçuklu Yıldızı bahsi geçerken İslam öncesi dönemlerde de bu var ee, bu bu tanımlamalara bu isimleri hangi bilimsel yayın ışığında yapıyorlar açıkçası bilmiyorum yani ben e, İslam tarihi ve sanatlarını e, tez aşamasında bıraktım hmm. yani e, literatürü çok iyi biliyorum e, şu anda tarihte evet doktora yapıyorum ama İslam tarihi ve sanatlarının e, olayı anlama biçimi, yorumlama biçimini de çok iyi biliyorum. E, biraz bu o sanat tarihçilerinin e, olayı değerlendiriliş biçimiyle alakalı. E, Altı köşeli yıldızın e, sembolik anlamları. Çok anlamda, görüyoruz aslında evet. e, bugün Yahudilik inancıyla hı hı. bağdaşlaştırılıyor. alt e, Davut yıldızı. Altı köşeli yıldız orada da kare değil iki üçgen, i̇ki üçgen iç içe evet. geçmiş. Evet. Ters düz. Şimdi her ne kadar biz bunu Yahudilikle bağdaştırsak da eserlerde de bazı yerlerde karşılaşıyoruz hı hı. altı köşeli İçok yıldızda. Birçok yerde evet. bir Barbaros'un sancağında, sancağında da görüyoruz. Evet. evet. Yani buradan anlamalıyız ki aslında bu sadece bir yere mal edilebilecek bir şey, şey değil değil, evet. değil mi? Evet. evet. Aslında... Kökü bronz çağına kadar gidiyor hmm. altı köşeli yıldızın ve Çin kaynaklarında 12 hayvanlı burç takviminde eski Türklerde altı köşeli yıldız var. Orta Asya'da Hindistan'da işte Hinduizm'de de bunun örneklerini görmek mümkün. İslam sürecinde de sayısız tasarımla ve farklı açılarla da inşasıyla altı köşeli yıldız kompozisyonları sistemleri inşa edilmiş. Ama altı köşeli yıldızı müstakil olarak ele aldığımızda onu nasıl değerlendirebiliriz diye soracak olursanız. Osmanlı son döneme ait tarikat sembolleri ile ilgili bir kitapta altı köşeli yıldız çizilmiş ve yanına da Osmanlıca şekli fert yazılmış. Şimdi bu, bu işte bizi e, tasavvufta ferdiyet kavramıyla ilişkilendirecek bir açılıma götürüyor. Ve e, çok enteresandır. E, İslam döneminde, Osmanlı döneminde biz bunu böyle okuyoruz ama erken Çin kaynaklarına da baktığımızda e, orada da bunun yorumlanması e, buna benziyor. Yani eril ve dişil unsurlar, şeytani ve rahmani şeyler, e, insanın... E, Kamil bir insan olması noktasında e, oraya gönderme yapan bir anlamı var. İnsan, yani anlam tabi anlam çok değişmemiş. Yani iki tane üçgen zıt doğrultuda, biri yukarı bakıyor eril unsur, biri aşağı bakıyor dişil unsur ve üst üste zıt doğrultuda ağırlık merkezinden tam çakışmış. Siz o ağırlık merkezinden biraz aşağı kaydığınızda denge bozuluyor. Hmm. Ve nereden bakarsanız bakın onu o denge içerisinde görüyorsunuz. İşte bunu, bunu belki de en iyi şu anda bunu söyledikten sonra tasavvuf çalışan kişiler... O ferdiyetle ilişkilendirerek daha iyi bir zemine oturtacaklardır. Barbaros sancağında kullanılması birçok yerde şöyle diyor. işte kudretin sembolü. İşte Davut yıldızında vardı. İşte bizde onun mührü Süleyman olarak Hazreti Süleyman'ın yüzüğünde evet. var falan diye de yorumlanır. E bir bakıyorsunuz işte dualı gömleklerde alt köşeli yıldızları evet. görüyoruz. Aslında bunlar tam da o söylenilen kudretin, ve e, kudretin içerisinde gizli olan ben duygusunun da çok çok dışında hatta tam zıttı olarak da e, bambaşka bir anlamla karşımıza çıkıyor belki de e, birincil kaynakları e, tespit edip okumadan direkt böyle çıkarımlar yapmak e, hatasına düşmemek Hı. mi lazım acaba diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi e, anlamlar yüklenmesi güzel böyle anlamlar yüklenmesi simge haline getirmesi de Tabii ki farklı bir e, evet, kazanım olabilir bu anlamda. Şimdi Anadolu Selçuklu dedik e, ilk bölümde. Şimdi biraz önce bahsettim hani izleyenlerimize de tekrar ifade edeyim. E, gerçekten uzun yıllar süren çok önemli bir eser kalemi aldınız. Üç ciltlik bir e, şaheser diyebiliriz çünkü e, yok, henüz benzeri değil. yok henüz değil benzeri yok ha <laughs> benzeri yok ama henüz şaheser değil değeri o başka bir şey benim ki, şahesere verdiğim anlam başka bir şey umarız ki e, değeri zamanla anlaşıldı ki bu tür çalışmaların sayısı da çoğalır Çünkü biraz önce bahsettik e, Evet görüyoruz anıyoruz ama anlamak evet. mesele evet. bu alanda da bir kez daha e, ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum size İnşallah. böyle bir eser kazandırdığınız için külliyatımıza. şimdi neden Anadolu Selçuklu daha kapsamlı diğerlerine göre ya da Osmanlıya göre mesela diyebilirsek eğer geometrik desenler çerçevesinde alırsan. kapsamlı kapsamlı değil aslında mesela o Anadolu Selçukluyu ele alacak olsam bir sekiz cilt daha yapmak lazım sekiz cilt, cilt Tabii o üç cilt üç cilt çok yetersiz Anadolu Selçukluyu için hani bana çalış desinler ben çalışırım Anadolu Selçukluyu sekiz cilt çalışırım yani Osmanlı döneminde de şöyle bir şey oldu. Ben önce e, sistematik olan kare ve e, altıgen kurgulu dediğim işte dört katlı ve altı katlı simetrili desenleri ele aldım. Sonra e, Sinan minberlerinde bunlar hani bütüncül çıkmadı da parça parça Sinan e, e, eserlerindeki minberlerde yer alan e, beş katlı desenleri döner simetrili olan tasarımları ve öteleme simetrisine nasıl gidildiğini ele aldım. Ve kündekari çalışmalarını yaptım. Hmm. Ama kündekari çalışmaları da şu anda... E, Bilinen o üç camisi Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye'deki beş katlı simetrili kündekari sistemlerin analizleriyle ilgili çalışmam bitti. Bitti ama bilgisayarda. Şimdi benim çalışmalarımın yayına dönüşmesi sadece kitaplaşma süreci birkaç yıl. Çünkü... AutoCAD'de çalışıyorum analizleri o şekilde yapıyorum onları tek tek PDF, PDF'den Illustrator, Illustrator'dan JPEG sonra InDesign'a ve bu çok meşakkatli bir yolculuk. Ve her bir desenin her bir görselin analizini tek tek yapıyorsunuz evet. yani o desenler şekiller evet. ortaya çıkıyor. Evet tek tek. ve bunu bir kitap formatında o silsileyi muhafaza ederek e, kitaplaştırmak bildiğinizi karşıdakine onun da bilmesi gerektiği şekliyle anlatabilmek sadece yoksa analizlerle ilgili çalışmam uzun soluklu kündekerle ilgili bitti. Şu süreçte bu kitap çalışmasına giremiyorum. Çünkü daha kapsamlı bir çalışma içerisindeyim. Hem doktora tezim hem de bunun sonraki süreçte yayına dönüşecek olması bu üç ciltlik Selçuklu eserinden çok daha farklı ve bütüncül bir okumayla tüm Türk dünyasının İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerindeki coğrafyanın e, kazandırdığı şeyler var. Bunu önemsiyorum çünkü biz e, bu coğrafyalarda e, sadece bizim köklerimizi direkt Orta Asya'ya hele şimdi Özbekistan'la Vizeler'de kalktı hı hı. bir gidiş gelişler başladı. Romantik bir söylemle ata yurdu falan deniyor ama e, Özbekistan bizim ata yurdumuz sadece orası değil. Yani Kırgızistan var. E, yani Karahanlı dönemi ise eğer bizim geçmişimiz, ata yurdumuz bütün o coğrafyayı belki topluca ele alacağımız bir çalışmaya ihtiyaç var. O kökleri anlamak noktasında. Ama bir taraftan Delhi Türk Sultanlığı, Gazneliler bunlar ihmal edilmiş. Evet. Kuzey Hindistan, Afganistan ve Pakistan'ı da işine alan Babur, bu bölgede. tabi sonrasında Babür Devleti. Şimdi ben Babür'ü bütün İngiliz kaynaklarında Moğol hanedanlığı olarak Moğol olarak çevir, çevriliyor. Ve bu şekilde ele alınıyor ama bir taraftan da Hani köklere baktığınızda o o silsilede geometrik desen dilinin e, kullanılış şekli olarak da onun bu damara, bu coğrafyaya <laughs> ait olduğunun da ispatını yapıyorsunuz. Ha, mağrep farklı. E, o farklı Endülüs bir dil. Farklı. Endülüs, mağrep işte Kuzey Afrika ve e, İspanya İslam devletleri o, o, o bölge farklı. E, Mısır ise buradan ve buradan arada bir e, noktada. Yani coğrafi e, konum ve e, o coğrafi konumdaki devletlerin hamilikleriyle ortaya çıkan sanat anlayışını da çok doğru okumak lazım. ha Ben bunu başka dillerde de okuyorum ama geometrik desenle okuyarak ifade ediyorum e, yaptığım yayınlarda. E, daha öncekiler sadece analiz ağırlıklıydı ama e, şimdi çıkacak kısım teori ve e, bu dilde de okumayla alakalı bir e, çalışma olacak inşallah. Aynı zamanda bu sanatın yani bu geometrik desenlerin bu bilim Dalının, ...tarihselde bir yolculuğunda evet, hepsini orada evet. bulmuş bütüncül, olacağız. Bütüncül bir dille e, bu bu etkileşim e, ve e, bu güzergah, bu coğrafyanın... ...aynı e, DNA'ya sahip olduğunun da altını çizeceğim Hı -hı. bir e, çalışma olacak. İnşallah, sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah i̇şte, tamamlansın. E, şimdi Anadolu Selçuklu sanatının geometrik dili diyoruz. Alan geniş Anadolu Selçuklu'da. Evet. E, ne göze çarpıyor? Nedir Anadolu Selçuklu'yu bu kadar e, geniş bir alana yayan bu dönemde yapılan eserlere ya da bu desenlere baktığımızda? Bahsettiğim gibi sistematik olmayan tasarımlar Anadolu Selçuklu'yu diğer coğrafyalardan ayıran e, bir e, yere sahip hı. özellik e, noktasında. Selçuklu ile farklı mı? Büyük Selçuklu ile. Büyük Selçuklu ile geometrik stüktür olarak aynı dili konuştuğu tasarımlar var. Ama farklı dili konuştuğu tasarımlarda çok özellikle kervansaraylar taş kapıları üzerinde sistematik olmayan tasarımlarda. Bir de tabii benim çok üzerinde durduğum şey malzeme. Malzemenin kullanılış şekli. Anadolu Selçuklu'da kullanılan malzeme özellikle klasik dönem eserlerinde taş. Her ne kadar geometrik desen uygulamalarında mozaik Çin'i örneğini de görüyorsak da İran'daki kadar çok değil. ha Bunu da nasıl açıklayabiliriz? Orada bir gelenek var, Mozaik mozaikçinin geleneği ve Selçuklu Anadolu Selçuklu'ya da bir şekilde bu yansımış. Ama kısmi yapım. Yapı olarak, malzemesi taş burada. Yani kendisinden yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinde kullanılan yapı malzemesi de taş. Çünkü Anadolu'da taş çok Hı. ve bu bir gelenek ve genetik hafızanın oluşumu gibi yani bu bilginin aktarımı gözüyle de bakabiliriz ve taş tabii ki çok kudretli bir malzeme. Sadeliğin asaleti. Çin'i de siz ağırlıklı olarak geometrik deseni oluşturan parçaların yüzeyine vurgu yaparsınız. Ama burada çizgiye vurgu yapıyorsunuz taş malzemede. Çünkü orada hasır örgü olayına da giriyorsunuz evet. ve orada sonsuza Açılım noktasında bir yol gibi adeta sizi çekiyor. E tabii bir taraftan da bordür uygulamaları Anadolu Selçuklu'nun kimliğini oluşturuyor. Daha geniş yüzey alan kaplamalarından ziyade desenin sadece bir kısmının hatta belki de simetrisini yaparak birim hücreye ulaşacağınız bordür sistemleri var. Desen kendini açmıyor. Orada o kadar gizemli bir şey duruyor ama e, bu bilinmek istemiyor sadece muhatabı tarafından biliniyor gibi ben böyle okuyorum onu. Keşfettirmiyor tabii bu benim kendini, saklı tabii bir tabii. E, baktığınızda ve ben bunu o kadar e, ilginç buluyorum ki işte bir e, İpek Yolu güzergahında malını, yükünü almış bir kervan, kıymetli mallar var ve bunu bir an önce işte limana ulaştırmakla yükümlülüğü var. Ve e, işte belirli aralıklarla kervansaraylara uğrayarak e, sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bütün amacı ...hırsıza, hacda o malı kaptırmadan emaneti teslim etmek. Yorgun argın, uzun soluklu bir yolculuk ve kervansaraylarda bunlar konaklıyorlar. Hiç kimse bizim bugün gibi turistik bir gezi gibi bakıp da... ...ya bu kapı ne kadar güzel de yapılmış bak hele bir de o, o ruha sahip olan birini düşünün. Yorgun argın gelmiş gece orada konaklayacak sabah kalkıp bir an önce yükünü tutup gidecek. Şimdi böyle bir anlayışta en kompleks tasarımlar... Kervansaraylarda hem de bordürde size kendini açmayacak şekilde sunulacak. Şimdi bu, bu, burada başka bir şey var. Başka bizim bugünün insanının bizlerin bilinmek çabası bu kadar güçlü olunduğu bu şu süreçte. Çünkü her şey bilinmek için sunulmuyor mu? Yani bugün o sosyal medya dediğimiz şey evet. kendini ifade etme platformu değil mi? Bugün hiçbir şey yapmayan insan da orada kendini ifade aracı olarak onu kullanıyor çok bir şey yapan insan da kullanabiliyor. Ve bunların hepsi bilinme çabası ve bilinme çabası da zaten çok insani bir şey. Bende de var o. Ama neyle biliniyorsunuz? Belki burada artık orada etik şeyler giriyor işin içerisine. O da kişiyi bağlar zaten. Ama orada bu insanlar bunları yapmışlar. O taş ustası, o kompleks tasarımları nasıl ve ne şekilde oraya aktarıldığına dair bile bir fikir yürütemediğimiz ee, mükemmellikte o ürünleri ortaya koymuşlar. Ama o desen size kendini açmıyor. Niye atsın ki? Yani o adama ne ki? Yani girecek, çıkacak orada işte yıldızlar var. Kargacık burgacık bir, bir dolu şey var. Ee, oturup da karşısına Aa burada acaba 11 köşeli yıldız. Vay be asal sayı bak nasıl güzel uygulamış gibi bir e, yorumu yapacak e, durumda değil. Ee, Çok doğru. Şimdi ben istiyorum ki biraz daha e, ...görseller üzerinden de gidelim. Tabii. Bir yandan da görsellerimizi sunalım. E, i̇lk görselimiz de şey olsun... ...çok merak ettim şimdi... daha e, ...program öncesinde de konuştuğumuzda... ...Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Dairesi'nin... ...girişinde mesela bir... E, ...şekil var, bir desen var... ...ve e, üç boyutlu evet. bir desen var. Şimdi arkadaşlarımdan rica edeceğim... E, ...onları da bir yandan ekrana getirmelerini. Aslında çok fazla... E, örnek ver. Ee, çok fazla bu örnekler üzerinden anlatmamız gereken de çok şey var anlamak için belki hı hı. de. Mesela şimdi biz ilk etapta bu topu görüyoruz. Belki buradan başlamamalı mıydık? Biraz ee, belki ya da aldı mı aldı mı şaşı bir şöyle bir vurucu mı olsun Önce istediniz. odanın girişini evet. e, görelim. Arkadan e, bunu. Evet. Mesela. Evet bu bunu gördüğümde ben çok heyecanlandım. Ama ben heyecanlandım. Belki başkasına çok büyük bir anlam ifade etmiyordur. <laughs> Niye heyecanlandım? Çünkü bu e, bir anlatım diline sahip, bu bir polihedra. Hı hı. E, matematikteki karşılığı, geometrikteki karşılığı, köşeleri kesilmiş düzgün 20 yüzlü e, ve e, altıgen değil mi? E, merkezde e, merkezde beşgen, onun da etrafında hı. beş tane altıgen ve her beşgenin etrafında e, altıgen var ve bunu bir e, kabara olarak buraya e, bunu uygulamışlar. Şimdi bunun karşılığı ne dersek, insanların en kolay anlayabileceği, bir çocuğun bile anlayacağı şey biraz önce gösterdiğimiz futbol topu. Tekrar ona dönelim. Bu bir, bu bir futbol topunun şekli. Ama ben bunu geometri diliyle ve kimyacı olarak kimya diliyle okuduğumda karbonatmış izotopunun yapısı. Ve başka bir dille tekrar okuduğumda jeodezik kubbenin, e, flörenlerin e, flörenlerden hareketle işte jeodezik kubbelerin inşasında oluşan şey. Belki e, başka görsellerden de e, hareketle. Ama, e, e, oldukça ilginç bir futbol topu ki bu şekli yani üzerindeki bu geometrik desenleri çok sonraları almıştır ama e, Topkapı Sarayı dediğimizde tabii ki aklımıza Osmanlı Devleti'nde o özellikle de Kutsal Emanetler Dairesi'nin girişindeki ee, o simgeyle desenle aynı oluşu bir hayli enteresan geldi bana da. Evet futbol topları enteresan aslında. Son zamanlarda çok açtılar ve hı hı. O, o şey o kendi geometrisinin bu bahsettiğim işte uçları kesilmiş e, düzgün 20 yüzlü formunun e, yansımasından yani onun stüktüründen hareketle bambaşka geometriler de uygulanıyor. Hı hı. Ben o gelişmişliği keyifle takip ediyorum. Her sene bir model <laughs> üretiyor işte büyük firmalar futbol topu üretiyorlar ve üzerinde yer alan geometrik konstrüksiyon başka bir şeye yönlendiğini gösteriyor. Eskiden sadece o siyah beyaz tipik futbol topu formu Çok doğru. vardı. Devam edelim bir başka görselle. Şimdi hmm. sizden yine istifade ettiğimiz o görsellerle. Evet. Başlayalım. İlk görselimiz buydu. Bu bir e, küpte, e, kübün köşelerini pahladığımızda, kestiğimizde oluşan e, küp oktahedron dediğimiz form. Bu masada görülen form. Hmm. E, bu bir küp oktahedron. Üçgen ve karelerden oluşan bir e, sistem. E, geçen yıllarda böyle bir uzunca bir sürü küp oktahedronlar üzerine çalıştım. Ama neden çalıştım? Biraz sonra görsellerle de göreceğiz. Ama bunu en çok gördüğümüz... Hani İstanbul'da yaşayıp da bir camiye giden birinin gördüğü şey işte lokmalar <laughs> yani işte buradan ve o buradan buradan vardır. evet demir korkulukların birbirine bağlayan geçtiği bu bu bu, bu form bu bir küp oktahedron formu platonik solitler dediğimiz platonik solitler sınıfında olan bir şey polihedra düzgün çok yüzlü. Ee, belki şimdi tekrar Devam. diğer görse devamla. Bir, bir sonraki Hı -hı. görseli. Aa, burada tam e, çıkmamış ama bu görseli şuradaki şu şey form lazım bana Eşrefoğlu Camii. Ee, evet biraz daha küçültelim ve dikey hale getirebilir miyiz bunu? Şöyle e, saat yönünün tersine çevirerek Sanırım e, getiremediler, getiremediler arkadaşlarım olsun. ama. Ama bunu bu, bu bir haftaki... sütün olarak sütün olarak kabul edip o sütün üzerindeki o, o formda. Evet dikey bir sütün. Sütünçe. E, Beşşehir Eşrepoğlu Camii e, minberinde ve Selçuklu'da birçok yapıda var zaten sütunçeler üzerinde. Zar başlık olarak e, tanımlanıyor bu. İşte bu yapı da küp oktahedron o da bu. Hmm. E, şu bu. an elimizde tuttuğumuz onun evet, aslında aynısı. Evet ve e, çok enteresan şuradaki şu form. Aslında Sinan eserlerinde en çok gördüğümüz şebeke formlarından biri ve bunun doğal olarak simetrisi aktarıldığında burada oluşan form bu. Ve şuradaki şu çokgen birçok İslam sanatında uygulanmış birçok desenin de yapısında bulunan bir form çokgen bu çokgeni de literatüre kazandırdım. İsim annesiyim. Evet, evet, evet verilmemiş henüz bu şey. Bu çokgenin ismi yok. Bu çokgen de 12 gen ve 6 genle ilişkili bir e, geometri. Şimdi. Tam şu bazı, göbekteki. E, evet evet. Mi? Şimdi bu bana bazı şeyle arkadaşlar e, tabii haklı olarak anlamadıkları için şey diyorlar. İşte şu desen yanlış olmuş dediğimde. Hmm. Ya ne var ki işte orada o var. Hayır diyorum ya onun işte orasının 120 içindeki açının da 150 derece olması lazım. <laughs> Çünkü. 12 genin iç açısı 150, 6 genin iç açısı 120 ve bu bu form iki ikisiyle ilişkili bir form. Dolayısıyla e, bunun kendi içinde de bir e, anlamı var, geometrik e, karşılığı var. E, dolayısıyla e, o, o desen yanlıştır e, hmm. diyorum. E, biraz ifade etmemiz lazım. Görsel olarak mı? böyle bakmak yetmiyor yani. Yetmiyor. Yani olmuş, evet. bu, çizmişiz oldu <laughs> evet, dememek evet. gerekiyor. Devam edelim bir başka görselimizle. Evet bu benim en sevdiğim zar başlıklarından biri yine bu küp oktahedron örneği o da şu form bunun da işte bunu neden seviyorum ama sadece bu modern etkisinden dolayı değil i̇şte küp oktahedronların üzerine ben böyle piramitleri yine her üçgene buradaki üçgen gelecek şekilde yaptığımda ve her bir kareye bunları yapıştırdığımda ee, bu sefer oktahedrona ulaşıyorum. O yüzden küp oktahedron denilmiş. Yani hem küple hem oktahedron formuyla e, polihedrasıyla ilişkili bir şey bu. Bunlar ee, açıldığında bu hale geliyor. Bunlar açıl, yani bunun e, Hı -hı. bu ve bu. Yani bu kadar çalışılmış mı üzerinde insan hani düşünmeden Didi edemiyor. Ki, bilimsel bir yani bilimsel kendisi zaten duruşuyla bilimsel yani o, o form bu form en az daha bin enteresan. 1217 tarihi olan bir. Ee, 1217 tarihli e, bu, bu yapı e, İzzetin Keykavus e, şey şifanesi içerisinde İzzetin Keykavus türbesi. Bir sonraki asıl bu bunu çok özel kılan şey başka bir şey. Hmm. Ben oraya Devam geleceğim. edelim. İşte bu yapı. Şimdi bu yapıda. E, Kargacık burgacık bir şey görüyorsunuz. Bu İzzettin evet. KK şifanesinde yer alan desen bir yüzey kaplaması. Biraz önce gördüğümüzde şifanenin içerisinde yer alan, türbede yer alan üç boyutlu yapı. Ama bu üç boyutlu yapının elemanları kare ve üçgende oluşan parçalara ilave olarak burada altıgen parça yerleştirilmiş ve bir, bir yüzey kaplaması oluşmuş. Bir sonraki görselde benim hani çizimim var. Bunun analiziyle birlikte yaptığım çizim daha iyi anlaşılacak, renklendirdiğim için. Bu bir sadece yeşil olan kısımlara odaklandığımızda altıgen, üçgen ve kareleri görüyoruz. Bu bir e, matematik, geometri dilindeki karşılığı yarı düzenli yüzey kaplama sistemleri olarak geçiyor. Yarı düzenli. Yarı düzenli. Ve e, şimdi bu e, sistem içerisinde kareyi görüyorsunuz. Kareye odaklanalım. İşte küp oktahedrondaki kare. Hmm. Üçgene odaklanalım. Küp oktahedrondaki üçgen. Altıgene odaklandığımızda da Burada altıgen yok çünkü o altıgeni çekip almalıyız ki bu forma ulaşabilelim. Altıgende de kendiliğinden bu dışarıdan gelen şeylerle içteki form kendiliğinden oluşuyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bu insanlar bunları hep bağlantılı kurmuş. Bunun tasarımcısı o kadar tatlı bir şey yapmış ki orada. İşte bir yüzey kaplama sistemi var. Hadi ben bunu bir de buradaki üçgen ve kare parçalarını bir de zar başlığında uygulayayım demiş. Ama işte bunu sadece muhatabına sunmuş. Hmm. İki, i̇ki farklı biri taş. Biri mozaik çini, biri üç boyutlu, diğeri iki boyutlu yüzey kaplama. İkisi de yarı düzenli bir sistem ama birine altıgen ilave etmiş, iki boyutlu yapmış birinde de onu yapmış Bize de böyle ve böyle aynı yapıda ayran bakmak. ve aynı yapıda bunu gerçekleştirmiş. Bu farklı farklı yapılarda olsa hı hı. belki hani denk gelmiştir gözüyle bakılabilir mi bilmiyorum ama aynı yapıda tasarımcısı bunu bilinçli olarak uygulamış. Başka bir açıklaması olamaz. Devam edebiliriz. Devam edelim yine bir başka görselli. Şimdi o yarı düzenli sistemler dediğim şeyde e, bu burada e, o sistemi görüyoruz. sade geldi. İçleri tamamen boşaltılmış. İşte hı. bunun içerisine onu yerleştirmiş, o parçaları yerleştirmiş. Bu da Bursa, evet Bursa Muradiye Cami'nden bir örnek. Ee, en çok aşina olunduğu için bunu seçtim. <laughs> Başka Anadolu'da Örnekleri uygulamaları var. da var. Devam edelim diğer görselimizde. Evet, bu da benim insanlara ya da en çok gençlere, çocuklara çünkü ben sadece yetişkin insanlar üzerinde çalışmıyorum. Çocuklar üzerinde de çok ciddi veriler toplamaya çalışıyorum. Yani bu alanı ben farklı yaş aralığındaki çocuklara, gençlere bir eğitim materyali olarak bir matematik ve geometri karşılığı da oluşacak şekilde sadece bir eğlence puzzle gibi değil de karşılığı oluşacak şekilde nasıl sunabilirim üzerine de çok uzun yıllardır ilave olarak çalışıyorum. Ve bir takım festivallerde de yüzlerce belki binlerce öğrenciye temas etme ve bu verileri toplama şansım da oldu. O konuda şanslı hissediyorum kendimi. Ee, ben çocuklara ilk sorduğum soru şu oluyor diyorum ki 1 lira işte bozuk paraları da yanımda getiriyorum bu kadar sayıda bozuk parayı diyorum 1 lira 1 liranın etrafına maksimum kaç tane 1 lira sığdırabiliriz çok basit bir soru tıkanıp kalınıyor kaç tane sığdırılabilir İşte maksimum 6 tane sığdırılabilir tamam onu yerleştiriyoruz. Sonra diyorum On ki bunun tane. etrafına maksimum kaç tane e, sığdırılabilir 12 tane. Şimdi 6, 12. Peki bunların merkezlerini birbirine bağladığımızda ne oluşur? İşte biraz önce e, örneklendirdiğimiz form oluşuyor. Bu kadar basit. Ve Bunlar çizgilerle yansıtılmış. Tabii. Tek tek Ve üçgen. Tabii. Ve burada e, altıgenin merkez merkezindeki kırmızı olan e, bir liranın merkezine ben e, çizgiler hı hı. çizdiğimde, doğru parçalarını oluşturduğumda 6 tane de eşkenar üçgen. İşte buradan başlıyorum. Eşkenar üçgenin, karenin özellikleri, bunların birbiriyle olan ilişkileri vesaire e, denklem çözümüne kadar, e, açı, açı problemlerine kadar giden bir şeye dönüşüyor. Yani biz bir o geometrik desenden aslında e, geometrinin e, ...sıfırdan başlamış dersini tabii, bile görebiliyoruz. Tabii değil kesinlikle mi? öyle. Bu da kesinlikle. Bunun en güzel Evet yani ecdada öykünülecekse bence e, bilim ayağının çok sağlam tutularak e, gösterilerek... E, ...ve bugünün bilim diliyle, bugünün matematik diliyle bunu anlatarak... E, ...belki de e, gençlerin algısını buraya çekmek daha e, doğru olurmuş gibi geliyor. Çünkü çok burada doğru. bu bunun eğitim aracı olarak kazandırılmasında e, çok önemli şeyler var... İşte son yıllarda bilim tarihi müzeleri çok e, revaçta. revaçta ve uygulanıyor birçok yerde. E, dolayısıyla bilim tarihine gönderme yapılmasının altındaki zihniyeti ben anlayabiliyorum. İşte geçmişte biz İyar bilim etmek, ürettik. Olmak. Evet, biz geçmişte bilim ürettik. Yine üretebilirizden hareketle bunlar inşa ediliyor. O zaman bunun e, gençlere sunulması bilim tarihine dair ciddi farkındalık oluşturacak yapılarda gördükleri içinde yapılara dair ciddi anlamda bir farkındalık oluşacak yani artık mimari eserlere bambaşka bir gözle bakacaklar ben sosyal medya hesabımı açıkçası biraz geç katılanlardanım sosyal medya bu farkındalığı oluşturmak amaçlı kullanıyorum bulduğum her şeyi de paylaşıyorum hiç o konuda yok yani benim paylaşımlarımın %90'ı her biri bir makale değerinde ama hiç sorun değil yani o ortam paylaşıyorum. O farkındalık oluşsun diye. Bir sonraki şeye geçebiliriz. İşte burada bizi biz aynı altlıkla aynı stüktürle pembe olanlar bizim biraz önce gördüğümüz tasarım. İşte Sinan eserlerinde en çok gördüğümüz şebeke desenine geldik. Buradaki şu üçgen parçanın da altılı dönel simetrisini aldığımızda oluşan parçaya geldik. Bu... Buna dönüşüyor. Şu, şu şuradaki, dönüşüyor. şuradaki desen. Buradaki desen bunun e, tekrar eden, dönen simetriyle tekrar eden en küçük parçası. Yani onu çözebilmek için bunu görmek gerekiyor. Ee, bunu görmek lazım. Bir taraftan da başka tabii şeyler de görmek lazım. Yani bunun e, bize söylediği o kadar farklı bir dil var ki. E, çok uzun yıllar bu, hı hı. bu tasarım üzerine çalıştım. Ve bu sadece bu tasarımdan bir kitap yapılır. Sadece bu, Sadece bu tasarımdan bir kitap yapılır. çünkü bu tasarımdan hareketle geliştirdiğim bir metotla çok farklı tasarımlar yapılabileceğini gördüm oradaki modüler parça sistemleriyle. Mesela bu defterimde bir çizimim var bir egzersizim, egzersizde burada dört farklı tasarım görüyorsunuz ve kombinasyon la e, dikdörtgen ve o kombinasyon e, dikdörtgenin kenarında ve köşelerinde yer alan on, e, altı köşeli yıldızların sayısına göre de tasarım olasılığınız artıyor. O da çalıştığım başka bir boyut. Sonra bunun üzerinden e, çift seviyeli tasarımlar inşa etmek mümkün. Bir de tabii şey var. E, küp oktahedronla e, bu tasarım arasındaki ilişkiyi tespit ettim geometrik sütrüktür olarak belki. Şurada daha rahat gösterebilirim. Ha, mesela burada e, Biraz kaldırma üçgen... imkanımız var mı? Ee, ne tarafa doğru? Ee, hemen. Şöyle hemen di karşınızdaki... dikey mi tutayım 90 derecelik. Biraz daha, de. evet, kaldırabilirseniz. <laughs> Şöyle. Şey, evet, bu kameramıza <laughs> şimdi daha net <laughs> evet, evet. görebiliyoruz. Parçalar dökülmeye başladı. Ee, burada e, şu aşağıda gördüğümüz mavi ve siyah kısım aslında şurada gördüğümüz üçgen bölge. Hı -hı. Şu üçgen bölge. Ee, hemen onun e, üstündeki parça da e, benim e, literatüre en, en üstteki literatüre kazandırdığım çokgen, yüzey iki kare olarak isimlendirdiğim ve yüzey iki kare ile aşağıda da yüzey iki üçgen olarak tanımlanan bir geometrik sütrüktür ve bununla ilişkisi İşte yüzey iki e, üçgen dediğimiz şey de tam hem şu ortadaki hem de bu karenin merkezlerindeki kısım başka bir örnekle belki bunu daha rahat anlatabilirim. Burada mesela. Burada içi başka bir desenle dolu ama hı hı. küp oktahedronun yapısına nasıl ulaşıldığına dair ve iki tane yüzey iki üçgenden hareketle bu şeyi küp oktahedronu nasıl, ulaş, nasıl ulaşacağımıza dair bir gösterge. Bu beni neye götürdü? Çok uzun yıllar önce... E, sembolik anlam olarak en açık ifadesi olan e, bir form var. E, Sivastika olarak tanımlanıyor ama ben e, Türk İslam sanatında dört yön imgesi olarak hep gitti ve yüzlerce tasarıma ulaştım ve bunların her birinin analizini yaptım çünkü sembolik anlam okuması da yapıyorum bir taraftan hı hı. ve bu dört yön imgesiyle beni o yaptığım yüzey iki üçgen formu buluşturdu çünkü şu formda iki tane yüzey iki kare formu yani aslında ilk defa küp oktahedronlara başka bir dille bakıldı ve bu yüzey iki kare formu döngü şeklinde zıt doğrultuda üst üste yapışıyor ve bir polihedra'ya ulaşılıyor. Biraz komplike oldu. Çok detaya girmemek ne, de tabii lazım e, belki. İzleyenler belki o terimlere evet. aşina olmayanlar yabancılık çekebilir evet. ama e, özetle başka bir dünya ...başlı başına bir evet. e, bilim dalı olarak bile karşımıza çıkabilecek evet, bir konu. Belki devamlı konu. başka şeyler tabii, de görebiliriz. Tabii çünkü gördükçe evet. insan daha da heyecanlanıyor. Evet. Mesela çok Heh. sık gördüğümüz bu, Selçuklu eserlerinde... Evet, bu Harakan kümbeti. Harakan kümbeti. Evet İran'da e, iki tane kümbet var. Büyük Selçuklu döneminden kalma. E, ben bu e, kümbetin görmenin yıllardır hayalini yaşıyordum. E, çünkü çok seviyorum bu yapıyı ve ıssız bir yerde şimdi artık yerleşim alanında değil ve perişan bir halde neredeyse yıkılmak üzere gibi iki tane ağlayan bir kümbet ama ben hiç ona bile bakmadım. Ben bu kümbete kavuştuğumda gözlerim doldu. O kadar mutlu oldum. Çünkü bu Nedir kümbet Bu kümbet yüzeyinde çok fazla geometrik desen barındırıyor ve sadeliğin asaleti tuğlayla birlikte tuğla olarak olunca hiç renkli bir şey yok. Ben e, belki taşı ve e, tuğlayı sevmemin arkasında da o var. E, sade ve renk, rengin sizi yönlendirmesine fırsat vermeden. Çünkü renk aynı zamanda bir taraftan süstür de. Hı hı. Algıyı çeker, yönlendirir. Ama e, bu yapıların, buradaki geometrik desenlerin böyle bir kaygısı yok gibi geliyor bana sade olan eserlerde. Desen sizi direkt kendi içine çekiyor. Şuradaki e, tasarım aslında... E, Şeyde gördüğümüz bu şebekede gördüğümüz şu şu tasarımın arkasındaki sistem ve bir sonraki şeye gelirsek Tabii. aynı şeyde yer alan bu tasarım da biraz önce gördüğümüz kare üçgen işte Muradiye Camii'nde gördüğümüz sistem parça parça görünüyor parça, ama böyle evet. rastgele konulmuş değil, şekiller değil, değil. işte, i̇şte o, o geometrisi o. Şimdi bakıyorsunuz yüzlerce yıl sonra başka bir yerde başka bir ondan daha yüzlerce yıl sonra da başka bir yerde başka bir şeyin arka planı olarak karşınıza çıkıyor. Tabii bununla bitmiyor. Bununla ilgili dedim ya bu ve bu bağlantıları kurabileceğiniz bir kitap çıkar bundan. Sadece şeyde Şebekeden çıkarız Sinan, Sinan eserlerinde çok sevilmiş bir şebeke örneği deyip oradan bir kitaba dönüşebilir. Devam edelim hı hı. bir baş, bir diğer görselimize bakalım. Hı hı. Bu işte şebeke deseni hı hı. geçebiliriz bunu. Bir sonrakine hı hı. devam edelim. Aa, bu Bak. aynı desenin Selçuklu'dan bir örneği. Çok seviyorum. Kayseri Camii Kebir minberinden bir uygulama. Bu tür desenleri e, geometrik desenlerden ziyade içerizde bulunan bu daha çizgisel o özellikle e, İran bölgesinde yani bugünkü İran bölgesinde Büyük Selçuklu e ee, şeyinde de görebiliyor muyuz? şey mi? E, floral olanların evet, evet. işte is, yani, rumi evet. rumi formlarını tabii ki görüyoruz. O da o da geleneğin aktarımı. Yani Selçuklu'nun icat ettiği bir şey değil. Çok güzel örnekleri o coğrafyalarda hı. da var. Devam edelim. Bir diğer görselimize bakalım. Ee, bu desenle e, Sinan e, biraz önce gösterdiğim Sinan, e, o şebeke hı hı. deseni aynı desen ama Sanki başka bir desen gibi görünüyor değil mi? Bu Nide Sungur Bey Camii Ahşap Kapısı'nın alt kısmı. Bir sonraki görsele geçersek. Ahşap Kapı'nın alt, alt kısmı. kısmı. E, bu desen işte Sina Şebekesi'nde kenar ortayları ve altıgen birim hücrelerinin vurgulandığı yani desenin arka planı hakkında mesaj veren bir tasarım o. Yani hmm. orada bu o, mavi renkle gösterdiğim e, çizgiler de var. Üçgen e, kırmızıyla gösterdiğim üçgen parçalar da var burada ve hem de desenin kendisi var. Yani aslında o üçgen parça dediğim şey nedir? Şu kısım. Oraya geliyoruz. Evet. Bir bir sonrakine devam gelelim. edelim. Ne kadar kargacık burgacık görünüyor ama evet. o desen bu desen. E, ve bu bu da İran coğrafyasında hı hı. E, Şeyh Safi e, türbesinin e, kubbesinde yer alan uygulama. İşte o kırık böyle sanki kağıtla katlanmış gibi köşelerdeki uygulamalara baktığınızda o da yine bu merkezde yer alan üçgen parçalar ve dönel simetrisiyle çoğaltılan Hı. bir sistem devam edelimiz. hani bu şey de o örneği özellikle verdim çünkü sadece e, Osmanlı'ya ait bir tasarım değil bu Fatih Pors e, pardon taç mahalden bu taç Mahal'den. taç mahalde bir Burada de bunun altı üstüne hayır görelim. arkasındaki desen aslında e, şebeke deseni bahset şu ana ha. kadar bahsettiğimiz desen üstüne e, ikinci bir tasarım işte bu çift seviyeli tasarımların en şey basit en yalın hali. Uygulamayı iki iki tane tasarımı üst üste hali. çakıştırarak uygulamışlar. Yani bu desenin farklı bir şekilde sunulmuş şekli. Devam edebiliriz. Devam edelim. Bir diğer görselimize hemen geçelim. Bu da benim karelerden sıyırsam ben bu tasarımı neye dönüştürürüm diye düşündüğümüzde işte şuradaki üçgende biz ne yaptık? Aralara kareleri koyduk. Burada hepsini kenara şey işte, düzgün 20 yüzlüye ulaştım. Düzgün bir 20, Düz, 20 Düzgün işte. her bir yerde üçgen var ve her bir üçgenin içerisinde o desenin döner simetriyle çoğaltılacak parçası var ve desen akıyor. Ve e, maviyle gösterilen parçada işte desenin arkasındaki sütrüktür. Hmm. Evet devam, devam edelim. Hı -hı. Bu da yine o birim altıgen birim hücre ve kenar ortay çizgilerinin muhafaza Hı -hı. edildiği uygulama aynı desenin o, o haliyle Farklı de sunulmuş şekli. Evet. Devam edelim. Ha, bu da altıgen kısım bu şebeke deseni. Beşgen kısımda şebeke deseninden hareketle akış içerisinde oluşmuş kısımlar işte jeodezik kubbe. Dolayısıyla futbol topu, dolayısıyla kutsal emanetlerin oradaki parça. Acaba bu tamamen sebep sonuç ilişkisi kendinizi mutlu etmek için. Acaba... Şebeke desenini jeodezik kubbeye hmm. uyarlarsam ne olur diye sorduğunuz sorunun cevabı oluyor. Çıkıyor? Evet ortaya bu çıkıyor. Devam edelim yine. Ve bu da e, Sabri Paşa'yı mimarlıkla e, projelendirdiğimiz bir metronun girişi. Biraz önceki kağıttan yaptığımız şeyi burada e, bir metronun girişi olarak üç boyutlu bir e, hem enselasyon çalışması gibi ama aynı zamanda da fonksiyonu olan bir e, ürüne dönüştü. Aslında buradan işarette e, soracağım bazı sorular var da devam edelim evet. sonra soracağım. Aa, evet bu bu da e, bu da e, 12 ve 8'li bir aslında bu bu değil de bir sonrakine ee, devam edelim. Devam bunu edelim bu bu. De, evet bu. Ben çok özür diliyorum restorasyon yapan arkadaşlardan özür dilemem de gerekiyor mu bilmiyorum ama bunu bunu koymak zorundayım çünkü yıllardır ben e, sosyal medya hesaplarımda ve sunumlarımda bu restorasyon faciasını dile getiriyorum. En son kitabım içinde bu deseni alayım mı almayayım mı şeyiyle çok yüzleştim ve almamaya karar verdim. Orijinali Tek çekmemi. Ee, yani orijinali bu arada? yani alttaki Tabii ki bu alttaki. desenler üstteki, üstteki de orjinal ki... bir şey mi yoksa? Hayır, restorasyon faciası. Yani CD kalemiyle rastgele boyanmış gibi bir şey. Ee, i̇nternette zaten bununla ilgili çok fazla görsel yer aldığı için ben kendim çok girmek istemiyorum. Ha bunlar mümkün. Ben ya nasıl olur böyle falan da değil. Benim derdim o da değil. Benim derdim bu bir işte şu ana kadar gelen bir şeyde bunun Aha. arkasındaki sistemi gördük ve ne işe yarayacak bunun en basit açıklama şekli. Hiçbir işe yaramıyorsa biz bunu eğitim materyali olarak kullanmıyorsak biz bunu enstelasyon çalışması daha üst düzey. Evet onu da yapmıyorsak bunu da yapmıyorsak. Ama biz bunu geçmişi korumak adına da öğrenmek zorundayız. facia dediğiniz Şimdi gibi üstteki CD kalemiyle yapılmış. Alttaki desene gelelim. Şimdi bunu geometrisi üzerine biraz bilgilendirmek istiyorum. Tabii ben CD kalemi diyorum yanlış ama CD kalemi değil. Yanlış çok fazla ve bunlar... Var evet bu en uçta ve bu tarihe maalesef... Tarihe bir hakaret. Yani oraya ben çok değil şey mi? yorum yapmak istemiyorum ama yanlış. Yani yanlışa yanlış demek de umarım sıkıntı doğurmaz. Ben e, çünkü bunu gerçekten çok iyi niyetli olarak o ortaya koyuyorum. Asla bunun bir e, ideolojik karşılığının olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Hı hı. Bu bir değer. Ortaya konulmuş bir değer var. Şuradaki e, sandukanın üzerindeki şu parça bana bu desenin yapısı hakkında zaten gerekli konstrüksiyon bilgisini sunuyor. Ve ben buradan hareketle üst kısmı tamamlayabilirim. Tamamlayamıyorsam da Boyar geçerim düz boyar geçerim bir sonraki kısma gelelim görsel tabii. çünkü orada tamamlanmış kısmı var. <laughs> evet Ve senin bu olması gerekiyor. Yani bu zor bir şey mi bunu ortaya çıkarmak bir, bir restoratör... bilgi isteyen bir şey. Bilgi isteyen. Bilgi istiyor neden bilgi istiyor? Ya şimdi ben e, tasarımlarımı sunduğumdan beri bazı insanlar şöyle diyor. Aa çok kolaymış bunu biz de yaparız. Ama 300 yıldır kimse yapmamış İşte ben yapmışım. <laughs> o zaman e, yapılabiliyorduysa yapılabilmeliydi. Tezlerde bu kadar hatalı uygulamalar var. E, sarmış, neden yanlış yapılmış çok doğru. hani orada benim altını değil de bir şeyi siz en basit nasıl sunabilirim diye daha bütüncül e, gösterebilmek için çok yoğun çalışıyorsunuz ya ben son yıllara kadar günde 10 saat inzivada sadece bu çalışmaları e, anlamak ve çözümlemek üzerine çalışıyordum e, ve bir bilgiye ulaştıktan sonra hala öğreniyorum ben burada hani bunu yaptım ve oldu bitti değil. Bu kadar uçsuz bucaksız bir alan ve yüzlerce yılın geleneğini ve her co İslam coğrafyasına yayılmış farklı kültürlerin de e, beslediği, beslendiği bir alandan bahsediyoruz. Buna bir insanın ömrü yeter mi? Tabii ki yetmez. Ben Tabii. hala yoldayım, hala öğreniyorum. Ama bu konstrüksiyon e, merkezde, e, biz bir sonrakine gelirsek Devam analizi edelim. orada gösterdim. En basit Hı -hı. şekliyle nasıl gösteririm diye kafa yorduğunuz zaman gösterebiliyorsunuz. İşte oradaki açının 75... E, ...derece olması lazım. Orada bir çizgide herhalde bir şeylik oldu. E, bir e, bindekilik bir kısımda e, iki derecelik hı hı. bir şey var. E, 75 derecedir o. Hı. Ve e, 75 derecelik olan o açı işte 76, 77, 78 derece olamaz. İşte bunu bize ne veriyor? Geometrinin kendi doğası veriyor. Aslında bu bizi neye götürüyor? Yani... Bana hep soruyorlar bunların arkasında bir sembolik anlam vardır. Geçmiş ecdat bunu boşuna yapmamıştır. Hep gizem böyle e, yüklenir. Var, gizem yüklenir ama aslında gizem bunun kendisi zaten. Heh. Bu bizi neye götürüyor? Aslında kafa yorduğunuz zaman, felsefe bağlamını anlamaya çalıştığınız zaman, e, T. Aristoteles'in işte e, aksiyometrik bilgi üretme anlayışına kadar götürüyor. Çünkü aksiyometrik bilgi üretiminde e, insanlar ne yapmış? E, matematiğin dışındaki bir alanda da matematiksel düşüncenin inşa edilmez, edilebileceğini göstermişler. Aristo bunu e, Platon'un eserlerinden, e, hendese e, eserlerinden faydalanarak ortaya koyuyor. E, Platon'un kapısında da işte bir söz vardır İbni Haldun'da da geçiyor e, geometri maddesinde. E, orada diyor ki Eflatun'un kapısının üzerinde geometri bilmeyen e, evimize girmesin e, akademinin üzerinde bu yazdığı söyleniyor. Şimdi geometrinin bu kadar önemsendiği ve geometri dilinin bu kadar bir dil olarak inşa edildiği ve öklit geometrisiyle de bunun somut bir çıktığı, elementlerle somut bir çıktıya dönüştüğü, İslam'ın erken dönemlerinde bu çeviri faaliyetleriyle birlikte öklit geometrisini anlama çabası, 13. yüzyılda Maraga Matematik Astronomi Okulu ile Nasruddin Tusi'nin de yine Tahrir usulü hendese eserinde yine buna bir şey değinmesi ve o dönemin bilimsel bulgularını da katarak şerhler düşerek. şimdi bütün bunları baktığınızda sadece ve sadece bir düşünme biçimini kazandırmak mantıksal düşünme biçimini oluşturmak sebep sonuç ilişkisi içerisinde dedüktif bir alana doğru yönlendirmek için bile bir şey değil midir bu yani kendi içinde bunu barındırması bile bir anlam ifade etmiyor mu onun dışında da tabii ki biz şunları da diyebiliriz İşte dedi vücuta bağlayabiliriz tevhidi sana da bağlayabiliriz noktanın kozmozunu bakarak buradan ama doğru bir stüktürle çünkü ben bazı sunumlar denk geliyor ya da bazı Hı. tanımlamalar işte orada sorunlu bir sonsuza akmayan bir tasarım var ama işte her tekrarlanan şey her örüntü sonsuza akıyor gerçeğini taşımıyor. Dolayısıyla orada sonsuza akmak noktadın kozmoza taşması, vahdette kesret, kesrette vahdet gibi kavramlar ya da cüzkül münasebeti bunların hepsini ciddi anlamda bir zeminle doldurup bugünün de perspektifiyle, bugünün diliyle de bir felsefi arka plan oluşturmak mümkün. Yani Ama anlaşılmaz. bu bir değil kendi. Kılmamak gerekiyor Bu bizim. Bir değil, anlaşılır. Geometrinin kendi dili, kendi doğası. Ben biraz önce ne yaptım? İşte 8 köşeli yıldız, pardon sekiz dört katlı simetrili ve 6 katlı simetrili desenlerin bölünebilme kurallarıyla bir araya getirdim ve orada deseni inşa ettim ve onun bana sunduğu kendi sunduğu imkana ben o davete icabet ettim. Dolayısıyla o deseni oluşturdum ve sadece o şeyde değil, türbede değil. Bu da yine Özbekistan'da şahı de yer alan türbelerden birinde aynı desen. Devam edebiliriz. Devam ederim. Bu arada hızlı, hızlı. E, çok evet. az vaktimiz yes, kaldı. Yes Mescidi Cuma'da hızlıca devam Hı -hı. edebiliriz. Evet aynı desen. En azından nerede e, olup gelebiliriz. E, Caferiye Medresi, şey, kümbetinde bu desen ve sadece içlerine tatlı tatlı. Ben özellikle bu farklı farklı Mazezi. şeyleri seçtim ki aynı desen ama. Farklı bir algı hı hı. oluşturuyor. Devam edelim. Çünkü o estetik kaygı değer de önemli. Bu da Olcayt Hükümeti'nden İlhanlar döneminde. Hı hı. Devam edebiliriz. Devam Her birinde farklı bir dili var. Ve Hindistan. Hindistan'da da aynı tasarım. Hindistan. Sarsıda, evet. Agra Kalesi'nden. Uygulama. Benzer. Aynı desen. Ve şimdi bu desen. Hı. Hemen buna değinmek istiyorum. Bu desen aslında bizim şu ana kadar anlattığımız desenlerin stüktürü. Ben bunu işte de bilgiye ulaşmak zamanla olan bir şey, mayalanıyor. Oradan parça, buradan parça vesaire ve bu desenin onun arka planı olduğunu görmek müthiş heyecanlandırdı beni. Neden arka planı şöyle yeni bir gelebilecek? Bu arada bu yeni çalışma diye bu Şehzade Camii'nde yer alan vaaz kürsüsü örneği köşede 8 köşeli, merkezde 12 köşeli yıldız ama Biraz önceki desenin sütrüktürü bu. Yani evet. inşa bi ediliş biçimi. Nasıl bu? O belki bir sonraki şeyde e, görselde vardır. Evet bu. İşte sondaki desen bizim eee kürsüsündeki desen baştaki desen de desenin sütrüktürü. Ben hepsini kırmızı yaptım. Merkeze de bir yıldız ve köşelere de bir sekiz köşeli yıldızı yerleştirdim. İşte sütrüktür. Ve bu da bizi senin e, arka planını anlamakta e, yol açıcı olduğunu düşündüğümüz poligonal yapıya götürüyor. Hı. Çok kentsel yapı. İki Şimdi, tane poligonal yapı orada e, üst üste süslecekmiş. Bir çapışmış. görsel vardı. Hı hı. Daha önceki programlarınızda dinlemişim, dinlemiştim. Son e, dakikamızda da ona değinmek istiyorum. Bir e, elektron mikroskobunun evet. e, bir kristalin görseli vardı. E, e, eğer onu verebilirlerse e, Ayşe'den rica edeceğim. Şimdi e, bu görsel. Evet. Şimdi bu bir kristalin elektron evet. mikroskobunda evet. E, resmedilmiş hali. Hı, hı Bu kaçıncı yüzyılda? 20. yüzyılda ya da 21. yüzyılda hı hı. keşfedilmiş bir fotoğraf. Bir de Selimiye Camii'nin Hı, hı. E, minberin evet. deki bir desen var. Evet. Aynı yapı. Evet. Aynı yapı. Evet. Oldukça enteresan geliyor. Çünkü 500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. E, bu tarafta 21. yüzyılda 2000'li yıllarda e, resmedilmiş, keşfedilmiş bir görselden bahsediyoruz. Gerçekten büyük bir deha örneği. Evet. Demek ki biz buradan aslında şunu anlıyoruz. Bunlar evet görsel sanatlar olarak baktığımızda e, çok güzel eserler. Ama ecdat bunları çalışırken bunları yaparken hiçbir zaman bilimden, e, fenden uzak kalmamış. Onlarla evet. iç içe Kesinlikle bu eserleri ortaya koymuş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Evet. Kristal kimyasıyla e, geometrik desenleri kesişimi beni zaten benim başlangıç noktam da o oldu. Simetri gruplarının benzerliği. Çünkü e, geometrinin doğası söz konusu burada. Hı. Geometrinin sunduğu imkanlar. E, ben e, bunun şöyle okunmasını e, çok doğru bulmuyorum. Yani a, e, o zamanın bilim insanları bak maddenin yapısını da hangi ilahi bir ilhamla, bunu yapıyorlardı da maddeyi oraya hı hı. yansıtıyorlardı. Bunu böyle okumak yerine şöyle okumanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Geometri kodlanmış bir şey. İnsanın zihnine, suyun yapısına, doğaya, belki makro alemde tespit edilen şeylerle kozmozda bazı noktaların geometrisi de var ve biz bunu belki çok sonraki yıllarda anlayacağız. Ve bu tespitlerle biz şunu söyleyebiliriz. Kodlanmış olan bir şeyi biz farkına vararak açığa çıkarıyoruz yani şu anda. Yani nasıl e, Selimiye'den 500 yıl önce o eserleri, o desenleri görebiliyorsak hı hı. geometriyi, 500 yıl sonra da elektron mikroskobunda bir kristale baktığımızda hı hı. aynı geometriyi evet. görebiliyoruz. Allah kendi ilminden e, çalışana veriyor ve kendi ilminden e, bilinmesini istemediği zaman da Bildirmiyor. Demek ki bilmemizi Hı -hı. istiyor. Biz şu anda bu bilgileri tanımlayabiliyoruz sadece. Tanımlamasını Peki. yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok güzel bilgiler edindik. Çok güzel bir programdı. İnşallah tekrarı olur. Çünkü anlatacak daha çok şey var. Çok İnşallah. sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim asıl meselede İslam geometrik desenler uzmanı Serap Ekizler Sönmez konuğumuzdu. Ee, aslında her gün karşılaştığımız ama belki de ne olduğunu bilmediğimiz o desenleri, geometriyi konuştuk. Bir başka asıl meselede görüşmek dileğiyle esen kalın.